Mete, Mete iyi misin? Alo, alo duyuyor musunuz? Beykoz Adliyesi'nin ambulansı acil. Çok acil. Mete. Namzı çok zayıf. Her an kalbi durabilir. Çok kan kaybetti. En az 4 ünite nakil lazım. Kan grubu ne arkadaşının? Ya bilmiyorum. Kimliğinde falan yazıyordur belki. Cüzdanı bul o zaman. Tunç bir şey söyle. Ne oluyor da? Ya baba. Felaket bir şey oldu. Üstümüze ateş açtılar. Sen yaralandın mı oğlum? Hayır ben iyiyim baba. En iyi ambulanstasın o zaman. Mete vuruldu çünkü. Mete mi? Ya kim diye sorma. Anlatması uzun sürer. Neyse tamam. Hangi hastane onu söylesem. Ne olacak bu çocuğun şanssızlığı? Haklısın. Babasını mı düşünsün, kendini mi? O da şaşırmıştır. Neyse ki yara almamış. Mesut abiye de haber vermek lazım. Tunç aramıştır çoktan. Sen aramayacak mısın? Niyetim yok. Daha soracak mısın hani? İlk atışta Levent adlı şüpheli isabet alıp düştü. Cesedi götürüyorlar zaten şu anda. Biz karşı saldırıya geçtik. Çok şükür zayiat vermeden iki saldırganı da etkisiz hale getirdik. Ancak bu sırada ikinci şüpheli maalesef Mete de vuruldu. Aldık haberini, ambulanstaymış. Ağır mı yarısı? Bilemiyorum başkomiserim. İlk yardım yapmak istedim ama iyi misin dememi kalmadan şuurunu kaybetti. Kurtulur inşallah. Musin yaptırmıştır değil mi? Başhekim olacak. Gözünü kırpmadan çoluk çocuk öldürecek. Kaç manyak var ki? Allah'tan Tunç sağ salim kurtulmuş. Tunç iyi değil mi bak? Bizi kandırmıyorsun. Yok başkomiserim. Haşa. O da ambulansa gitti dedin ama. Mete'yi yalnız bırakmamak için gitti. Yarası beresi yok. Gerçekten inanın. Ben de bayılmıyorum adliyenin önünde çatışma çıkarmaya. Ama başka çare bırakmadılar. Mete ile Levent konuşursa hepimiz biteriz. Bana bak, hallolmuş mudur? Tabii abi, en becerikli elemanları yolladık. Öyle diyorsun da, işi bitirince arayacaklardı, aramadılar. Ararlar abi müsait olunca. Yok yok, ben kıllandım. Aynalara bakıyorsun değil mi? Takipte herkes. Arkamızdalar abi. Yavaşla, geldik. Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Tabii abi, kaç kere anlattık. İyi tamam, yavaşla burada. Beyler, başlıyoruz. Büyük vurguna hazırlanın. Herkes görev yerine. Hata yapanı affetmem. Vaziyet alın, hadi. Tamam abi. Hadi devam et sen de. Hadi acele et. Dikkat et. Hadi gel. Hadi. Gel. Çoktan hadi. Kaybettin. Olsun hazırlıklıyız. Hadi gel. Çok dikkat et. Hadi. Mete dayan kardeşim. Mete. Sen kal. Tunç. Dayan. Tunç. Tunç bana bak. İyisin değil mi? Senin bu üstünün başının hali ne? Ya iyiyim. Bu benim kanım değil. Mete nasıl? Yarası ağır abi. İyi de nasıl oldu bu iş? Siz kalabalıktınız. Yanınızda bir sürü polis vardı. Ya anlamadım ki. Bir anda ateş açtılar. Tamam mısın? Tamam. Hadi bakayım, hadi. Sezon sonu geldi. Hala kiralık forvet arıyorlar. Sanki eldekiler yetmiyor. Sizin takım nanay bu sene. Hiç heveslenme bence. Dur adam yatıyor yerde. Dur. Yardım edin. Çok kötü. Çocuk can çekişiyor ya. İnip bakalım. Dur bekle. Niye? Kasada milyonlarca lira taşıyoruz.
Ya tezgahsa? Oğlum herif motorla kaza yapmış, görmüyor musun? Gördüğüne inanma hemen. Belki pusu kurdular, nereden biliyorsun? Saçmalama, inme sakın. Sakın. Çocuk bu ya. Ne bilir pusuyu? Ben bakacağım. Yardım edin! Sakın. Sen ambulans çağır. Bir bakın abi! Abi! Çok kötü. Kardeşim iyi misin? Abi yardım et. Kardeşim! Onur! Saldırıya uğradık. Birim 16'dan merkeze. Onur vuruldu. En az 6 kişi etrafımızı çevirdi. Çabuk, hepsi çabuk. Silahlı. Hadi acele destek yollayın. Geberip gideceğiz yoksa. Bu frekanstaki tüm polis ekiplerinin dikkatine. Saldırıya uğradık. Tehlike altındayız. Acil yardım. Al 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 al. Hadi. Koş koş koş. Ne geceymiş arkadaş ya. Olay eksik olmuyor. Adres neresi tam anlayabildiniz mi? Abi, vallahi adam canavarıyla konuştu. Telsizde anlamadım. Yoldan anons geçer öğreniriz. Arkadaşlar, kolay gelsin size. Sağ olun başkomiserim. Kolay gelsin. Hadi bakalım hadi. Toparlanın. Gidiyoruz hadi. Onur kardeşim. Onur. Onur ses ver Onur. Onur ses ver. Aç gözünü. Onur aç gözünü Onur. Duy sesimi. Tunç bak bakayım bana şöyle. İyiyim ben Engin abi. Telaşa gerek yok. Oğlum çatışmanın ortasında kaldın ya. Üstüne ateş açıldı, ölümden döndün. Telaş yapma ne demek ya? Ben buraya nasıl geldiğimi bilemedim. Senin söylediğin lafa bak. Ya öyle demek istemedim. Ama iyiyim vallahi. Mete'nin ameliyatı epey zorlu geçiyormuş. Daha en az bir saati var dedi hemşire. Yazık olacak çocuğa ya. Tunç. Oğlum sen kendi canını kurtardığına şükret. Tunç. Baba. Aslanım dur bakayım. Bir yerinde bir şey yok değil mi? Ha? Yok dedim ya baba. Ulan Tunç ne işin vardı orada? Keyfimden değil baba. Mete deyip durdun telefonda ya. Kim o? Seninle ne alakası var? Ya uzun hikaye. Anlatacağım ama bir sakin ol sen. Saldıran kim belli mi? Mesut, ağır ol biraz ya. Ha? Ağır ol derken? Müdürüm ben müsaadenizi isteyeyim. Benim sinirim kaldırmıyor. Ya sorduğun sorular ne işe yarayacak ki? Mete kim? Saldırgan kim? Bunlar bizim işimiz. Oğlumu ateş ettiler ya. Canına kastettiler. Kim yaptı bilmek hakkım değil mi benim? Ben yani şimdi kimim ben? Ben sokaktan geçen bir adam mıyım yani? Bizim hiç hukukumuz kalmadı mı ya? Zamanı gelince her şeyi öğrenirsin. Ama bu işten uzak duracaksın Mesut. Hatırlatayım istersen. Açığa alındın. Ve ikinci bir emre kadar polislik yapamazsın. Ne yani şimdi beni kovacak mısın ya? Böyle mi olduk Engin? Evet olduk Mesut. Maalesef sayende olduk. Tunç. Aslanım sen iyisin. Mete'nin ameliyatı da uzun sürecek. Biz sana haber veririz. Hadi babanla birlikte eve dönüşürüz. Abi. Şöyle bir dinlenin. Yarın temiz kafayla. Ali. Ali ya kes tıraşı ya. Ben anladım anladım. Siz beni defterden silmişsiniz. Hadi hadi hadi. Hadi. Görüşürüz abi. Tamam aslan. Kusura bakmayın. İyi bak babana. Ne yapacağız oğlum biz bu herifle? Mete mi yaralandı? Nasıl?
adliye önünde saldırıya uğradı. Çok mu dövmüşler? Maalesef durum biraz daha ciddi Ayşe Hanım. Anlatın bacım, ne oldu oğluma? Peki. Nasıl olsa öğreneceksiniz. Açılan ateş sonucu bir kurşun kendisine isabet etti. Kardeşim iyi misin? Abi yardım et. Kardeşim. Onur. Gitme dedim. Arabadan inmesin diye yalvardım ama dinlemedi beni. Yardım edeceğim diye tutturdu. Yemin ederim engel olmak istedim. Sonra? Sonra indi arabadan abi. Tam yanına gidince yerdeki silah çekti. Yaralandığı falan yokmuş tabii. Yok. Bizi kandırmak için yatmış. Kandırdı da. Ne bir ikaz ne bir şey. Vurdu indirdi Onur'u namussuz. Tekrar başın sağ olsun. Sağ olun. Basıp gitmek vardı ama yapamadım. Arkadaşımın cesedini çiğneyemezdim. Silahla korkutmuşlar. O durumda kahramanlık yapsaydın ölürdün. Sen doğrusunu yapmışsın. Toplam kaç kişiydiler sayabildin mi? Yok. En az 5 kişi vardı. Tiplerini tarif edebilir misin? Heyecandan unutmuşumdur ama hepsi çok gençti. Hiçbirinin yaşı 20 değildir. Onur'u vuran belki 18'inde bile değildir. Hepsi küçük yaşta mıydı? Bir tek geride bekleyen biri vardı. Onu gördüm. Diğerlerinden daha yaşlıydı. Muhsin olmalı. Bak bakalım bu muydu? Buna benziyor evet. Uzaktan gördüm ama evet benziyor. Gençler, biliyorum sizi çok gördüm. Ama artık bitti. Eşek yüküyle paramız var artık. Bir kamyon nakit indir. Hepimize yeter. Bravo abim. Sağ olasın abim. Yarın hep beraber Poyrazköy'den tekneye biniyoruz. Ve Romanya'ya kaçıyoruz. Romanya mı? Ne yapacağız ki abi orada? Para harcayacağız sersem herif. Sen hele bir Roman karıları gör, ondan sonra konuş. Ya, keyiflendiniz değil mi? Kaldırdığımız para hepimize sittin seneye yetecek. Krallar gibi yaşayacağız. Helal olsun, büyüksün abi. Siz daha durun. Muhsin abiniz yaşatacak sizi. Oldu mu sucuklar? Oldu abi. Ver ekmek oradan. Gider ayak güzel bir ziyafet çekelim. Güzel bir veda olsun. Yesene bereket reis. Afiyet olsun. Hadi bakın keyfinize. Buyur abi. Eyvallah. Ekmek ver hadi. Hadi ver. Hadi. Buyur Muhsin abi. Eyvallah. Bulduğumuz 6 cesedin 6'sı da zehirlenerek ölmüş. Kolay bir ölüm olmamış. Epey acı çekmişler. Hatta çırpınmışlar. Ne tür bir zehirlenmeden bahsediyoruz? Alacağım soygun parasını, basacağım Amerika'ya gideceğim. Ne yapacaksın lan orada? Dil bilmezsin, yol bilmezsin. Asıl hayat orada oğlum. Beyler ben fenayım ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah'ım bir şeyler oluyor. Tamam. Hepsi mort. Hadi defolup gidelim buradan. Böyle mi bırakacağız bunları abi? 6 tane mezar kazmak istersen buyur başla. Topla kendini. Bunu yapmasaydık eldeki parayı onlarla paylaşmak zorunda kalacaktı. Mete'yi sağ bırakınca başımıza geleni gördük. Hepimizi yakacaktı. Şimdi bizi kimse yakamaz. Anladın değil mi? Ya av olursun ya avcı. Arası yok.
Yürü hadi, düş önüme. Yedikleri son yemeğe kimyevi madde karıştırılmış. Fare zehri de olabilir, arsenik de. Toksikoloji raporu gelmeden öğrenemeyiz herhalde. Öyle. Peki, size kolay gelsin. Size de başkomiserim. Nedir durum üstüne? Ölenlerin yarısı Reşit değil. Çoluk çocuk demeden katliam yapmış aşağılık herif. Muhsin bunca günahın ardından kaçmayı başarırsa ben bir daha rahat uyuyamam. Ben de usta. Bu ayıp bir ömür peşimizden gelir. Burası Poyrazköy'e bayağı yakın. Karayollarının tutulduğunu biliyor olmalı. Muhtemelen Karadeniz'e açılmaya çalışacak. Mantıklı. Ufak bir tekne işini görür. Poyrazköy limanından yola çıkarsa 2-3 saate sınırı geçer. Deniz polisine takılmazsa tabii. İşimizi onlara bırakacak değiliz. Karada bitireceğiz işini. Bizden sağda kim var başka? Gördün mü bu adamı? Dayıcığım cevap versene. Başıma bir iş açmazsınız değil mi? Dayı karşında polis var. Asıl konuşmazsan başına iş açılır. Gördün mü görmedin mi? Gördüm. Daha bu sabah. Nerede? Köyün içinde bir kahve var. Orada gördüm. Ben oturuyordum. Sonra o geldi. Biri daha vardı yanımda. Çay falan içtiler, takıldılar biraz. Sonra siyah bir minibüs geldi, aldı bunları. Bir minibüs işte. Markasına, plakasına bakamadım yani. Onu da biz öğreneceğiz demek ki. Acaba güvenlik kamerası var mıdır orada? Aramazsak bulamayız Arda. Anlaşıldı abi. Bakayım ben. Dayı, bir tarif etsene şu kahveyi. Oradan çıkıyorsunuz, şu tarafa doğru gidiyorsunuz. Kurduğu tezgaha bak adinin. Çoluk çocuğu kandır, çete kur. Biz işi onlar yapsın, kaymağını da sen ye. Peki bu Muhsin nereden bulmuş çalıştırdı çocukları? Bilmiyorum. Ya Mete anlatmadı mı? Hani arkadaşlarınız? Ben çocuğa psikolojik yardımda bulunmak için olaya dahil oldum. Soruşturmayla ilgili bir şey bilmiyorum. Öğren o zaman oğlum. Ali abini ara. Dosyayı sana mail atsın. Ya baba saçmalama. Ben polis değilim. Hatta artık sen de değilsin. Ne demek şimdi o? Ya sen açığa alınmadın mı? Niye sorup duruyorsun tüm bunları? Ne yapacaksın? Oğlumun üstüne ateş açmışlar. Ateş. Ölümden dönmüşsün. Sormayıp da ne yapacaktım? Babanım lan ben senin. Açığa da alsalar, meslekten de alsalar fark etmez. Kimse senin canına kastedemez. Eksik olma. Ama bence sen önce bir kendini topla baba. Şu haline bak. Karşımdaki babam mı? Ondan bile emin değilim. Yapma ya. İyi. Peki. Madem baban değilim. Ne halin varsa gör. Baba, öyle demek istemedim. Gel garip. Ama şu sıra kendinde değilsin. Haksız mıyım? Tabii haksızım. Herkes haksız zaten. Rıza amca, Engin abi, Hüsnü Çoban, Selin abla. Herkes yanlış yapıyor. Bir tek sen doğrusun değil mi? Eskiden derdim ki, başka kimseye gerek yok. Bir tek oğlum olsun. O beni anlasın bana yeter. Yetmiyormuş demek ki. Yürü garip, yürü. Muhsin her yerde aranıyor. İsmini, fotoğrafını tüm teşkilat öğrendi.
Peki Poyrazköy'de vaziyet nasıl? Limana sivil memur yerleştirdik. Şüpheli bir durum olursa haber verecekler. Muhsin bizi tahminimizden çok daha fazla uğraştırdı. Basit bir hırsızlık çetesi sandık. Meğer kendi adamlarına bile acımayan bir manyakmış. Evet, çok kolay cinayet işliyor. Tunç bile şans eseri kurtuldu. He. Tunç demişken babası ne alemde? Haber alıyor musunuz Mesut'tan? Hastaneye gelmiş dün gece. Tunç'u merak etmiş. Olay çıkarmıştır kesin. Çıkarmaz olur mu? Allah'tan uzatmadı. Bağırdı çağırdı biraz sonra da gitti. Daha doğrusu ben göndermek zorunda kaldım. Hali, tavrı çok dengesiz. Bir de üstüne açığa alındığını kabullenmiyor bir türlü. Hala polislik yapmaya çalışıyor. En kötüsü de bu işte. Hastanın hasta olduğunu inkar etmesi. Memuriyete dönecek ama değil mi? Kendisine bağlı. Önce o isteyecek iyileşmeyi. İnadını kıracak. Biz onun iyiliğini isterken o bize düşmanmışız gibi bakmayı bırakacak. Alkolü de bırakacak. Ve gerekirse de tedavi olacak. Ancak o zaman oturup konuşuruz. Ama o güne kadar taviz yok. 6 kişinin kurban gittiği toplu katliam haberi bugün gündeme bomba gibi düştü sayın seyirciler. Son aylarda gitgide sıklaşan döviz bürosu soygunlarını sizlere haber bültenimizde aktarmıştık. Her olayda benzer yöntemlerin kullanılması, soygunların belli bir çete tarafından tek merkezden planlandığı varsayımını doğrulamıştı. Ancak İstanbul Emniyeti'nin başlattığı geniş çaplı soruşturma bugün itibariyle ayrı bir boyut kazandı. Çünkü bahsi geçen çetenin elemanlarının 6'sı bu sabah ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Zehirlendikleri belirlenen ve aralarında henüz reşit yaşta olmayan çocukların da bulunduğu 6 kişinin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Bu kişilerin kim ya da kimler tarafından öldürüldükleri henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak emniyet güçleri cinayetlerin esas şüphelisi olarak bahsi geçen çetenin lideri konumunda olan Muhsin Alkan ismi üzerinde duruyor. Uzun süredir aranmakta olan Muhsin Alkan'ın çalıştırdığı gençler üzerinden büyük paralar kazandığı öğrenildi. Canları çıksın inşallah. Mete'nin de kanına girdi namussuz alçaklar. Merak etmeyin, hiçbir yere kaçamayacak. Bugün yarın yakalarız. Faydası ne ki? Oğlum canıyla cebelleşiyor. Biz perişanız. Şimdi doktorla konuştum. Metin'in ameliyatı iyi geçmiş. Atlattı mı yani? Geçti mi tehlike? O kadar kesin konuşmuyor doktorlar. Ama bence umut var. Bir süre yoğun bakımda kalacakmış. Yani biraz daha sabredeceksiniz Ayşe Hanım. Sabredeceğiz ya. Başka ne çaremiz var ki zaten? Ah benim batsız yavrum ah. Tunç, sen nasılsın? Şu çocuk iyileşirse iyi olacağım. Ya sen abla? Sen iyi misin? İşte. Olduğu kadar. Benim gitmem lazım. Sen buralara göz kulak olursun değil mi? Tabii merak etme. Ben de burası. Tamam. Görüşürüz o zaman. Mete uyanırsa haberimiz olsun. Tamam. Selin abla. Ne oldu Tunç? Belki haddim değil. Hatta belki canını sıkacağım ama bir şey sormam lazım. Sor. Sen babamdan vaz mı geçtin? Yani öyle oldu Tunç. Keşke olmasaydı ama baban ondan vazgeçmem için elinden ne geliyorsa yaptı. Ve başardı. Hadi görüşürüz. Böyle puslu dur. Kulağa gelsin. Hayırdır? Muhsin'i soracaktım, yok mu? Ne yapacaksın Muhsin'i?
Bir şeyler duydum. Polisle başı derde girmiş. Sıkıntıdaymış. Sana ne? Muhsin abinin çok halini gördüm ben. Bir yardımım olur mu diye soracaktım. Burada mı? Yok burada. Kapatıyorum dükkanı, görmüyor musun? Hadi uza. Ya dur, hemen kovma ya. Nerede şimdi Muhsin abin? Onu de bari. Sana ne lan? Yürü git, bela çıkarma. Hadi. Ulan iyilik de yaramaz size be. Beter oldum ya. Yürü oğlum, yürü. Yürü. Allah'ın salağı. Sürpriz. Lan yine mi sen? Ya şimdi. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel 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 gel. Gördün mü oldum, bak nasıl koydum kafayı. Bak bakalım kimiz biz. Polisiniz anladım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Siz çete misiniz? Yok değiliz. Sizin şirketin arabalarıyla organize suç işlenmiş. Onu ne yapacağız? Biz kiralık araç işindeyiz. Suçla çeteyle ilgimiz yok. Sen şuna iyice bir bak bakalım. İyi baktın mı? Ne görüyorsun? O bizim araçlardan biri sanırım. Arkadaş zehir gibi maşallah. Hemen çözdü meseleyi. Kime kiraladınız bu aracı? Hatırlamıyorum. Bayağı oldu. Ama kayıtlara bakarım, bulurum hemen. Lütfen. Fatura kestin değil mi? Bedelsiz verdiysen senin de başın yanar. Buldum. Aracı kiralayan Kemerli Tekstil Dokuma Limited şirketi. Şirket mi kiralamış? Evet. Araç son 4 aydır onlarda. Aylık kiralamışlar. Bir suç işlemişlerse bunda bizim suçumuz ne olabilir ki? Tamam tamam, uzatma. Şu firmanın adresini çıkar ver bize. Tamam Bahar. Bak, yarım saatte bir rapor istiyorum, tamam mı? İrtibatta kalalım. Hadi. Muhsin'in bindiği aracı bir tekstil şirketi kiralamış. Sahadaki ekipler de şu an şirkete gidiyorlar. Tekstil şirketiyle Muhsin'in ne ilgisi olabilir ki? Çaldığı paraları aklamak için paravan şirket kurmuştur. Görmediğimiz şey değil. Kolay gelsin. Oo. Kardeşim hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk abi. Hoş geldin. Ne çabuk döndün evlat. Hani bir iki gün daha yatacaktın? Çok sıkıldım evde ya, ne yapayım? Merak etme Hande'ciğim, çok yormayız Volkan'ı. Geçmiş olsun Volkan. Senin de başın sağ olsun Selin abla. Umut'u çok özleyeceğiz. Sağ ol. Müdürüm, erken geldiğimi biliyorum ama burada olmak istedim. Sizden uzak kalmak iyi gelmedi bana. Emin olun burada daha çabuk iyileşirim. Madem öyle, mesain başladı evlat. Hadi, hoş geldin. Evet. İflas mı ettiler? Ya, neredeyse bir yıl oluyor. Beni de diktiler buraya bekçiyim diye. Bir yıldır hiçbir şey yapmadan maaş alıyorum. Allah patrondan razı olsun, ne diyeyim. Patronun kim? Muhsin Bey. Ne? Muhsin mi dedin sen? Evet, siz ona mı baktınız? Bir dakika, bir dakika. Senin bu Muhsin dediğin bu mu? Evet bu. Ama şirket battığından beri hiç uğramıyor buraya. Peki biz bunu nerede buluruz? Ne bileyim. İyi düşün, çalıştır kafayı. Bildiğin başka adres falan yok mu? Aslında bir yer var. Ben bir ara buna şoförlük yapmıştım. Ta Şile'den götürüp getiriyordum. Bir orayı biliyorum, başka da adres bilmiyorum. Şile'nin neresi? Vallahi gitsem bulurum da tarif etmesi biraz zor. Harita açsam bulabilir misin? Ama telaşlısınız. Ne yapacaksınız Muhsin Bey? Boş konuşma kardeşim. Hadi işimiz acil. Göster bakayım nerede o ev. Şimdi... Paravan şirket açmış olacak. Muhsin tek başına gezmiyor. Kalabalık gitmek lazım. Merkeze haber veriyorum. Tamam. Hatırlayabiliyor musun?
Dışarıda gözcüğü bırakmamışlar. Tuhaf. Şurada iki kişi yatıyor. Ceset olabilir. Araba da var içeride. Evde birileri var. Hadi içeri bakalım. Bir bakın şunlara. Nabız var mı? Yaşıyor, yaşıyor. Bayılmış sadece. Görünen bir yarası yok. Bu da sağlam. Bir tek darp izi var kafasında. Herhalde bizden önce birileri vermiş baskını. Arda, Bahar, başlarında durun bunların. Diğerleri beni takip etsin, giriyoruz. Ne olmuş ya burada? Resmen şişe kırmış kafasında. Mermi yarası yok. Acaba kim? Saldırganlar hala evde olabilir dedik de o. Üç katlara bakıyoruz, gelin. Aylin, Ali, başında durun, göz kulak olun. Uyanıp kaçmasınlar. Tamamdır hala. Tamam. Bilinen yere acil ambulans. Bilinen yere acil ambulans. Kendine geliyor. Muhsin mi Muhsin? Burada. Abi. Oh, çok şükür. Kurtarın beni ne olur. Valin ne senin böyle? Manyağın biri içimizden geçti. Kimmiş o manyak? Burada mı hala? Bilmiyorum. Koruyun beni ne olur. Herifin şakası yok. Geri gelirse kesin gebertecek beni. Oğlum, kimden bahsediyorsun? Adam gibi anlatsana lan. İyi misin? Tamam, ambulans geliyor. Sen de duydun mu sesi? Duydum, dışarıdan geldi. Mesut abi. Aa, inanmıyorum ya. Hoş geldiniz. İçen var mı? Koyayım mı size de? Koyacağını koymuşsun abi. Ne yaptın sen? Temizliğe geldim. Ama yordular abinizi. Az durun, kendime geleyim. Mesut. Senin ne işin var burada? Kadro tam oldu. Amma geciktiniz ha. Bu halimle bile bir tur bindirdim size. Bakalım burada neler var. Mesajlara bakalım. Oo, bir sürü mesaj. Gönderen... Gönderen Tahsin mi? Ula Muhsin'i Tahsin diye kaydetmiş gerizekalı. Anlamayacağız sanki. Kaçar mı bizden? Ne diyor bakalım? Verdiğim adrese gel, sana iş vereceğim. Bir de açık adres yazmış mal. Ne yapalım garip? Ufak bir maceraya var mısın? Ha? Hadi gel bakalım. Başlayacağım nöbetinden. Kaç saat duruyamadık ya? Bir de bana sor. Ben şuna bir bakayım. Bak kardeşim bak. Alo. Ha, dinliyorum. Thank you.
Sen kimsin? Anlarsın. Merak etmeyin, kimseye tek bir mermi sıkmadım. Artık polis değilim ya. Başınıza iş açılmaz, korkmayın. Madem burayı bizden önce buldun, niye bize haber vermedin? Ya bıraksana ya, yüzüme baktığınız mı var? Arasam bile açmazdınız telefonumu. Yalan mı Selin Hanım? Sen kendini kahraman zannetmeye devam et Mesut. Benim gözümde bir hiçsin. Selin. Sana da iyilik yaramıyor be. Usta. Ben bir tek sana mahcubum. Varsa bir helalliğini alırım. Yani hiç yüzüm yok ama aklını helal edecek misin? Ben şu Muhsin'e bakayım kaçmasın bir yere. Vay be. Peki o zaman bana müsaade. Hadi garip. Yine kaldık baş başa. Ay. Abi. Abi nereye? Bırak gitsin. Mesut abin değil o. Tanımadığımız başka bir adam var karşımızda. Rahat durun lan. Ulan yepyeni bu be. Atılır mı hiç? Enayiler. Kapını açık. Allah! Eyvah! Hırsız girmiş! Polis! İtfaiye! Zabıta! Yetişin! Bu tamam, bu tamam. Bu mu tamam? Aa, çorap koleksiyonum tamam, çok şükür. Saçma şap da burada. Ne götürdü bu hırsız? Selim bunları attı. Ama ben kıyamadım. Saklıyorum. Çöpte ne işi var bunların? Hatıra bunlar. Anı. Gelinlik. Selin'in gelinliği. Nerede bu gelinlik? Burada yok. Burada da yok. Nerede bu ya? Gelinlik yok ya. Gelinlik yok. Gelinlik yok. Gelinlik yok. Belli ki epey beceriklisin Şükran. Biz de seninle çalışmayı isteriz ama son kararı patron verecek. Ne zaman verecek? Birkaç gün içinde döneriz sana. Haber bekle bizden. Bekleriz, ne yapalım? Size kolay gelsin. Güle güle. Döneriz, döneriz diyorlar. Arayan yok, eden yok. Tüh be, bir şey bırakmamışlar. Bak bak tipe bak. Şişt, kız düğün ne zaman? Pazartesi günü. Bu cuma. Cuma pazartesi mı? Mi cuma mı? Pazartesi günü. Nikahlar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Siz de gelin siz de. Damat nerede, kaçtı mı? Damat kaçtı. Deli Aral. Siz düğüne gelin tamam mı? Allah Allah. Aynı Selin ablanın gelinliği. Yok canım, nereden bulacak da gelecek? Benzettim herhalde. Bugün mesaiye gelemeyebilirim. Beni idare edebilir misin? Çok sağ ol. Aman yarabbi, uyanıyor herhalde. Tunç gel bak. Sahi mi? Evet bak, parmaklarını kıpırdatıyor. Ben hocalara haber vereyim. Tamam. Allah'ım sana şükürler olsun. Buradayım yavrum. Evet. Müdürüm. Nihayet iyi bir haber aldık.
Mete hayatı tehlikeye atlatmış. Şanslıymış. Muhsin'in gazabına uğrayıp da hayatta kalan bir tek o var. Muhsin'e ne yaptık peki? Nezarethanede şu an. Savcıya gidecek, dosyayı hazırlıyoruz. Epey kalın bir dosya olacak. İşlemediği suç kalmamış Adi'nin. Peki ya Mesut? Nerede bilmiyoruz baba. Bastı gitti yanımızdan, bir daha da görmedik. Muhsin ve adamlarını tek başına paketlemiş. Doğru mu? Doğrudur baba. Ama netice aldı diye yaptığı yanlışı görmezden gelemeyiz. Tek başına baskın yapması büyük saçmalık. Kendini kovboy sanmaya başladı. O kadar silahlı adamın içine tek başına dalmış. Tesadüf eseri hayatta ama farkında değil. Sen bir ayar mı çeksin acaba Rıza baba? Sen konuşursan belki durulur. Sanmam. Artık beni de dinlemez. Freni boşaldı. Yokuş aşağı gidiyor. İnşallah duvara çarpmaz. Sen sakin. Biraz da karşıya dolanalım. Tamam. Dur. Ne yapıyorsun ya? Yavaş be. Koskoca gelini görmüyor musun? Önüne baksana. Sığır. Sığır mı dedi o? Deli işte. Görmüyor musun? Bulaşma. İşte dur bir dakika. Nasıl oldu? Allah'ım. Çok güzel. Harika. Ya ben bu gelini hatırlıyorum ya. Senin gelinliği bu. Ne? Sen bekle, geliyorum. Nereye, bağır. Bekle dedim. Şşt, gelinlikle. Dur. Eyvah. Dur dedim sana, dur. Ya o gelinlik giyilmez ki artık. Fatih Mahallesi'nde intihar vakası. Tekrar ediyorum. Fatih Mahallesi'nde intihar vakası. 4544 merkez, intikal ediyoruz. Anlaşıldı, tamam. Kaçma! Teslim ol! Yola federaller! Ya dursana! Ne oldu? İhbar geldi. Gitmemiz lazım. Allah Allah. Ne olmuş? İntihar vakası. Çok acil. Kadın kaçıyor. Ya boşver kadını. Hadi bulunuz, sonra gel. Tam zamanında. Yetti be, yetti. Canımız yok mu lan bizim? Biz insan değil miyiz? Garibanız diye yaşamaya hakkımız yok mu? Ölelim mi lan? Arkadaşım, in aşağı. Yediniz, bitirdiniz ulan. Sevinin ulan. Kına yakın, kına. Yendiniz beni, üstüme basa basa ezdiniz. İtfaiye haber verdiniz mi? Yavrum. Aradık devrem. İtfaiye, ambulans, hepsi yolda. Tamam, tamam. Baksanıza şu çocuğa. Tamam teyze, halledeceğiz, halledeceğiz. Versene. Sakin ol, tamam mı? Kardeş. Rahat bırakın lan. Gel vazgeç. Neyse derdin, biz çözeriz. Bak bu kadar insan senin için üzülüyor. Hadi üzme bizi, gel aşağı. Rahat bırakın beni. Çare mağara yok. Bugün bitecek bu iş. Tamam tamam, gel konuşalım. Hadi in aşağı. Devran, vaziyet ne? Bu hali perişan. Geldiğimizden beri bağırıyor, çağırıyor. Bayağı kararlı atlamaya. Ya orası belli mi olur? Belki sadece içini döküyor. Neyse, biz işimizi yapalım. Sizden veya diğer ekipten yukarı çıkan oldu mu? Yaklaşmayı göze alamadık. Yani yaklaşacağız. Başka çaremiz yok. Yukarı çıkmamız lazım. Hande, burası tamam. Sende. Beyler hadi. Hadi. Canıma tek etti ulan. Ne günahım var be? Kime ne yapmışız? Bize yazık değil mi be? Yeter artık, yeter! Kardeş, sakin. Yaklaşmayın! Tamam, yaklaşmıyoruz. Bak, konuşmaya geldik seninle. Atarım kendimi. Gelmeyin üstüme. Ya tamam, ya sadece konuşacağız. Derdini anlatmadan mı gideceksin? Buradayız işte, konuş biz de, anlat. Konuşunca ne olacak? İşsizim. Patron tazminatsız kovdu. Cebimde 5 liram var. Kış geçti. Oğluma bir kaban bile alamadım. Borçlarımı kapatayım diye kredi çektim. Banka tepeme bindi. Ne huzurum kaldı, ne gururum. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Peki ölünce ne olacak? Bu sıkıntılar bitecek mi sanıyorsun? Senin yerine karın, ailen çekecek bunları. Oğlum babasını korkak bilecek. Bizi bıraktı gitti diyecek.
O çocuğa yazık değil mi? Bensiz daha rahat ederler. Yok öyle bir şey. Sen ölünce banka ne yapacak zannediyorsun? Borcun silinecek mi? Gidip ailenden isteyecekler. Onlara yazık değil mi? Ben verdim kararımı. Dönüş yok artık. Korkma, vazgeçtin diye delikanlına zarar gelmez. Atlayınca ne olacak sanıyorsun? Ha? Ne erkek adammış mı diyecekler arkandan ha? Ben söyleyeyim mi ne diyeceklerini? Korkak diyecekler. Yok geri gitti diyecekler. Bak sana söz veriyorum. Yemin ediyorum sana yardım edeceğiz. Çözeceksin sıkıntılarını. Yine başın dik gezeceksin. Daha ne diyelim be kardeşim? Hadi bırak inadı. İyi, hadi gel. Hadi kardeşim hadi başarabilirsin hadi. Niye geldiniz siz? Hadi in. Hadi, hadi gel. Hadi, gel. Lanet hadi olsun. Hadi. Hadi. Ah be, hadi gel. Hele hadi, hadi gel. Aferin kardeşim, helal olsun. Hadi. Oo. Amma çok şey hazırlamışsın Şükran. Afiyet olsun abla. Çerezler yetmezse mısır da patlatayım. Yok yok, boş ver. Durduk yere kilo aldırma şimdi bize. Zaten inceciksin abla, ne kilosun? Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Selam. Hoş geldin Bahar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bahar abla. Oh, kadro tamam oldu. Keşke önceden söyleseydiniz. Kız kıza toplanacağımızı ben de bir şeyler hazırlar getirirdim. Ne haber Şükran? Ne olsun abla, sen nasılsın? Yorgunum ya biraz. İyi ki topladın bizi Selin. Hep merkezde görüşüyoruz yani. Aman şöyle koşturmacasız bir gecemiz olsun dedim ya. Dosya yok, amir yok. Oh, it kopukla uğraşmak yok. İyi akıl ettin vallahi. Kız kıza iyi vallahi ya. Erkek demek, dert demek. İkisi de bu gece bu eve giremez. Giremez. Hem biz en son ne zaman kız kıza takıldık ya? Senin gelinlik provandı değil mi? Doğru vallahi. Ne çok eğlenmiştik değil mi? Evet. Ya gelinlik demişken çok da emin değilim ama ben bugün senin gelinliği gördüm sanki. Nerede? Sokakta, delinin birinin üstünde. Yemin ederim ben de gördüm. Tövbe tövbe. Kirpas içinde bir kadın giymişti değil yok mi? Yok artık. He he. Tinerci gibi bir tip. Saçları başları karman çorman. Tamam işte. Tesadüfe bak, ikimiz de görmüşüz. Allah Allah. Delinin üstünde gelinliğin ne işi var? Düğün falan mı vardı? Yok canım, öylesi de giymiş deli işte yani. Hayır peki nereden bulmuş onu anlamadım. Sormadım ki. Kovaladım kovaladım. Böyle tam yakalayacağım. İhbar geldi, bıraktım peşini. Çöpe atmamış mıydık biz onu abla? Hayır birisi çöpten almış herhalde, ne bileyim ben. Ya bana yaramadı, belki yeni sahibine uğurlu gelir. Tövbe yarabbim. Allah'ım yarabbim. Peki. Sen iyi misin? Ay sinirim bozuldu ya. Ya şansa bakar mısın ya? Gittik özene bezene gelinlik diktirdik. Ben hala taksitlerini ödüyorum onun. Ama sefasını delinin biri sürüyor sokakta. Ay aferin bana. Aferin Selin'cim. Aferin. Bunaldım amirim. Öyle bunaldım ki. Ne yaptıysam olmadı. İnsanın evine ekmek götüremeyince ölmüşten beter oluyor. Allah kimseye yaşatmasın. Bugün yine işe arayacağım diye çıktım evden. Kapı kapı gezdim. Yine olmadı. Sonra nevrim döndü. Kendimi kaybettim. Karşıma çıkan ilk apartmana daldım, çatıya çıktım. Bir anlık bir hataydı ama gözümü karartmıştım. Yapacaktım. Arkadaşlar sağ olsunlar. Onlar gözümü açtılar. İyi ki de açmışlar. Sen iyi birine benziyorsun Hamdi. Yanlışın çok büyük. Ama yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Bir ben mi suçluyum sanki? İsteyerek mi borçlandım o kadar? İşten atıldım. Tazminatımı bile vermediler. Dava açmayı düşündün mü? Açtım kardeşim, açtım. Ama avukat bile tutamadım. Nasıl kazanayım? Zaten o mahkeme en az bir yıl sürer. Bana da öyle dediler. O zamana kadar biz ne yiyip ne içeceğiz? Olsun, yine de hakkını araman lazım. Mahkeme bezdirir adamı, haklısın. Ama hakkını arayabileceğin başka bir yol daha var. Daha hızlı sonuç alabileceğin bir çözüm yolu. Arabuluculuk sistemi diye bir şey duydun mu hiç? Yok, hiç duymadım.
O zaman anlatayım. İyi dinle bak. Ne iyi ettik geldik ha, değil mi abi? Öyle de. Bak, bir sandalye boş kaldı. Ne olurdu burada olsaydı o hıyar. Mesut abi mi diyorsun? Hıyar dedim ya oğlum, anla işte. Şu alkol iyice düşmeden toparlansa bari. Gözümüzün önünde bitiriyor kendini. Ne yapsın abi, kaldıramadı bazı şeyleri. Sırf o da değil. Hepimizin canı çıktı. Kaç aydır felaket üstüne felaket. Neşemiz kaçtı lan. Alın en yakın örnek. Ben bu adamı en son ne zaman gülerken gördüm, yemin ederim hatırlamıyorum. Geldiğimizden beri de ağzını açmadı. Aylin canını sıkmış herhalde yine. Abi galiba biz yine boşanıyoruz. Oha. Ne diyor ya? Sahi mi oğlum? 2 yılda ikinci kez. Herhalde bende bir sakatlık var. Kusura bakma kardeşim. Ama sen biraz çabuk vazgeçiyorsun. Bence de. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Kız yüzüme karşı beni istemediğini, ayrılmak istediğini söylüyor üstüne basa basa. Yarın öbür gün üstüme basa basa çekip gidecek. Ne yapacağım bilmiyorum. İstenmediğini bile bile ben Aylin'e kal gitme diyemem ki. Dersin. Demen lazım. Niye biliyor musun? Çünkü Aylin de ne istediğini bilmiyor ki kız. Kesinlikle doğru. O da çok çekti son zamanlarda. Kızın kafası çok sağlıklı çalışmıyor oğlum. Ama iş yine de sende bitiyor. Doğru davranırsan Aylin'i de kurtarırsın, evliliğini de. Yapmadığım şey yok ki. Kendimi parçalıyorum yaranmak için. Ne yapsam duvara çarpıyorum. İlgi göstermeye çalışıyorum, olmuyor. Pervane oluyorum bir şey sesinde yapayım diye. Öyle bir tersiyor ki sanırsın ben düşmanıyım. Çünkü mantıklı hareket etmiyor. Anlasana sen. Ama bu kız ağır travma atlattı. Bebeğini düşürdü. Ne mantığından bahsediyoruz? Hangi mantık? Bak şu an Aylin'in saçmalama hakkı var. O saçmalayacak, sen sabredeceksin. Aylardır ne yapıyorum sanıyorsunuz? Sabrediyorum. İçime ata ata sinir hastası oldum. Daha ne yapayım? Peki o ne yapıyor? Gidip boşanmak için avukat tutuyor ya. Daralıyorsun, güceniyorsun bu hareketlere. Haklısın ama iş biraz sende bitiyor. Anlamadım abi. Net olacaksın abi. Böyle trip atıp arkanı dönmeyeceksin. Geçeceksin karşısına. Seviyorum diyeceksin. Vazgeçmem senden diyeceksin. Bilmiyor musun Aylin, ancak böyle ikna olur. Sendeki o kararlılığı görürse o da yanlışlandır. Ama önce senin bu evliliğe inanman lazım. İnanıyor musun? Yani soru mu bu abi? Ben Aylin'siz yaşamak istemiyorum. O zaman top sende kardeşim. Bıkmak, usanmak yok. Çabalayacaksın. Çünkü sizin hikayeniz daha bitmedi. Erken final yaparsanız sonra çok pişman olursunuz. Hadi koçum benim. Hadi bakalım. Kafana. Şerefinize. Tamam. Hadi bakalım. Sağlığınıza. Ben seni anlamadım Bahar abla. Senin gibisini nasıl kapmadılar hala? Vallahi ben de bilmiyorum ki Şükran. Acayip güzel kızsın. Alımın çalımın havan yerinde. İşin de iyi. Seni alacak adam hiç mi çıkmaz ya? Valla birileri denedi. Ama çoğu barajı geçemedi. Geçenleri de ben eledim. Bakma ya, boş ver. Böyle daha güzel. Kafa rahat oluyor yani. Aylin. Aylin. Hı, efendim. Aramıza dön artık. Hadi. Yarım saattir ağzını açmadın abla. Ya, varsa aklına takılan bir şey anlat, biz de bilelim. Biz bizeyiz zaten burada. Yok ya, anlatacak bir şey yok ki. Aylin bak, belli ki var bir şey. Yani bir şey değil bence bu. Çünkü sen bayağıdır kötüsün. Saklamaya çalışıyorsun ama fark ediliyor. Aman boş ver, gitmeyin kızın üstüne. Ya gitmeyince de anlatmıyor ki bir şey. Belki isteyince anlatır. Ama ben de onu böyle görmek istemiyorum, ne yapayım? Hakanlarınız kötü diye mi böylesin? Sadece o değil. Ne o zaman? Acaba uzatmasak da rahat mı bıraksak? Ama Selin. Yapma. Tamam, uzatmayayım. Ama konuşmayınca da daha kötü oluyor insan yani. Bahar. Tamam. Peki sustum. Sen canın isterse anlatırsın. Bir daha sormayacağım, söz. Tamam.
Ben bundan bir ay önce anne olamayacağımı öğrendim. Ne? Nasıl abla? Yani işte basbayağı. En son yaralandığımda ciddi operasyon geçirdim ya. Selin'den başka kimse bilmiyor. Doktorlar kesin konuştu. Bir daha hamile kalamazmışım. Öyle söylediler ama Hakan'ın bundan haberi yok. Bilse beni bırakmaz tabii asla. Ama onun için en iyisi bizim ayrılmamız. Çünkü benimle evli kalırsa kendi çocuğunu kucağına alamayacak. Oh! Haklıymışsın. İnsan anlatınca rahatlıyormuş. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Taceddin Koral. Hamdi Bey'in açtığı tazminat davasına arabulucu olarak tayin edildim. Arabulucu derken? Mahkemeye gitmeden ikinizi de uzlaştırmaya deneyeceğiz. Taceddin Bey ikinizi de dinleyip bir orta yol bulmaya çalışacak. Eski çalışanınız haksız yere işten çıkarıldığını iddia ediyor. Haksız yere mi? İflasın işine geldim kardeşim. Keyfimden mi çıkarttım? Ya ben ne yapayım? Hem işimden oldum hem kıdem tazminatım yandı. Bu muydu derdin? Hı hı. Hamdi Bey'in hem tazminat hem de işe geri dönüş davası açmaya hakkı var. İşin içine mahkeme girdi mi bir mücadele başlar. Ve emin olun çıkacak sonuçtan iki tarafta memnun kalmaz. Hamdi Bey'den başlayalım. Önce davacı taleplerini sıralasın. Sonra söz sırası diğer tarafa geçer. Son iki sayfayı da imzalayayım. Bunlar son. Burası. Amma yuvrak birikmiş ha. Sorma. Müdür olduğumdan beri habire bir şeyler imzalıyorum. Tamam. Bitti. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Günaydın müdürüm. Günaydın başkomiserim. Günaydın Hakan. Günaydın Hakan. Aylin, vaktin varsa konuşalım mı biraz? Yalnız olsak daha iyi. Benim biraz işim var. Acil mi? Acil, evet. İşlerin acelesi yok. Hakan'ın var. Hazır yan yanasınız, konuşun işte. Yani konuşuruz. Evrak işleri daha bitmedi. Onları halledeyim ondan sonra. Hakan'la görüşsen sonra devam ederiz. Öyle mi? Peki. Tazminat işini hallettik diyebiliriz o zaman. Hakkı neyse vereceğim. Bu kadar zor durumda olduğunu bilmiyordum Hamdi. Fabrika batmak üzereydi. Senin kadar ben de çaresizdim. Neyse ki şu ara işler biraz düzeldi. Hemen bugün yapacağım ödemeyi. Başka bir şey var mı? İşe dönüş davası ile ilgili de konuşmamız lazım. Ama başka güne de bırakabiliriz. Gerek yok. Gelsin yarın başlasın. Çalışmak istiyorsan iş senin. Tabii istiyorum. Benim tek isteğim çalışmak. Tamam anlaştık o zaman. Ne olacak şimdi? Verdiğiniz ifadeler ve anlaştığınıza dair imzalı beyanlarınızı ben arabulucu olarak savcının önüne götüreceğim. Savcının da kabul etmesiyle birlikte anlaşmazlığınız mahkeme açılmadan çözülmüş olacak. Bu kadar çabuk ha. Sistemin mantığı da bu zaten. Hızlı ve adil bir çözüm bulmak. Mahkemeye gitmediniz. Bin bir çeşit prosedürle uğraşmadınız. Her iki taraf da gayet memnun ayrıldı bu işten. Ne diyelim? Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Hadi bakalım evlat. Yani çok uzun sürmez merak etme. Tamam sürmesin zaten iyi olur işim var. Söyle neymiş bu kadar acil olan? Aylin ben senden ayrılmak istemiyorum. Senin de bunu istediğini zannetmiyorum. Ve bunun olmaması için, kopmamamız için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çünkü Aylin ben senden vazgeçmek istemiyorum. Doktorlar kesin konuştu. Bir daha hamile kalamazmışım. Ama Hakan'ın bundan haberi yok. Bilse beni bırakmaz tabii asla. Bir şey demeyecek misin? Diyeceğim. Bu sabah senden habersiz mesai programını ayarladım. Bugün öğleden sonra komple boş. E'si saat 3'te avukatın ofisinde buluşuyoruz. Ve bu iş bitiyor. Nasıl ya? Aylin. Aylin. Thank you.
Hadi gezelim biraz garip. Burası iyi gelmiyor bana. Aklıma kötü şeyler geliyor. Yanlış şeyler işte. Hadi. Keşke barışsalar. Ailen hiç iyi değil. Ya Hakan ne yapsın? Terk edilen o. Neyse belli olmaz. Bence hala umut var. İnşallah. Hadi koş koş. Gel. Çok iyisin, dur. Açsana sesini. Anadolu yakasındaki tüm birimlerin dikkatine. Şüpheliler silahlı ve içeride çok sayıda sivil var. Bütün ekipler olan yerine acil. Nerede çabuk? Nerede o? Nerede? Şişt! Şişt! Nerede o konu çabuk? Lan burada da yok. Geç aç, geç geç. İşte burada. Burada dur. Kaç kaç. Ateşehir ABM'ye acil ambulans. Tekrar ediyorum, acil ambulans. Dışarı geçin. Memur bey, adamlar içeri girdi. Aniden ateş açtı. Ateşehir ABM'de tamam, silahlı saldırı. Tamam, hanımefendi sizi şöyle alalım. Tekrar ediyorum, Ateşehir ABM'ye acil ambulans. Amca böyle gel, böyle gel. Kaçarken kolunu bacağını incitenler haricinde yaralanan yok. Çok fazla kovan var. Adamlar cephaneyle gelmiş resmen. İyi de bir şey çalmamışlar. Terörist saldırı gibi de gözükmüyor. İnsanları değil havayı sıkmışlar. Ama yerde yatan kadına acımamışlar. Ben niye geldiklerini anlamadım. Terör değil, soygun değil. Ne yaptı bu adamlar? Müdürüm. Güvenlik kamerası kayıtları. Oynat bakalım. Anlayalım neymiş dertleri. Bu girişi gören kamera. Şu ölen kız. Bu diğeri kim? Öldürülen Birgül'ün kardeşi. Adı Nurgül. Adını nereden biliyoruz? Cesedin yanında çantasını bulmuşlar. Peki kendi nerede? Bilmiyoruz. Kaçmış olabilir. Ya kardeşi ölmüş insan merak edip bakmaz mı? Anlaşılan herifler buraya rastgele girmemiş. Bu iki kadını kovalarken girmişler. Birini öldürdüler. Ya diğeri? İkinci kameraya geçiyorum müdürüm. Geç bakalım. Kızı kaçırmışlar. Tüm bu manyaklık bu kadını kaçırmak içindi yani. Fark ettiniz mi? Adamların silah tutuşu bayağı iyi. Sıradan mafya tiplere benzemiyorlar. Eğitimli gibiler. Asker veya polis olabilirler. Kaçırılan kadını araştırdık mı? Evet, bulduk bir şeyler. Evliymiş. Kocası o gün diye bir adam. Ayrıca ev adresleri elimizde. Aferin. Hakan nerede kaldı acaba? Saat 3'te burada olmasını söyledim. Sırf beni kızdırmak için inadına yapıyorsa amacına ulaştı. Sakin ol. Trafiğe falan takılmıştır. Bir de konu açılmışken sorayım. Kendisi pek istemiyor sanki boşanmayı. Yani pek ikna olmuş diyemeyiz. Ama biz anlaşmalı boşanma olsun diye uğraşıyoruz. Diğer tarafın rızası yoksa bu iş zora girer. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir arayayım ben. Açmıyor. Saat 3:30 oldu Aylin. Farkındayım ama ne yapabilirim? Biraz beklemek isterdim ama bir toplantıya yetişmem lazım. Bence bugün erteleyelim biz. Öyle mi? Siz başka bir gün saat belirleyin, öyle toplanalım biz. İyi, peki öyle yapalım, tamam. Kusura bakma, vaktini çaldım. Lafı mı olur, haber bekliyorum. Tamam, kolay gelsin. Görüşürüz.
Hakan, seni bekliyoruz yukarıda ya, neredesin? Gecikme diye söyledim o kadar. Gecikmedim ki. Ben yarım saattir buradayım. Dalga geçiyorsun. Yo. Niye çıkmadın yukarı, hadi gel. Hiç. Canım istemedi. O ne demek canım istemedi ya? Canım senle ve avukatla oturup boşanma şartlarını konuşmak istemedi. Aslına bakarsan canım boşanmak da istemiyor. Hakan, şaşırdın mı sen? Böyle mi konuştuk biz seninle? Bir karar verdik. O kararı sen tek başına verdin. Verirken de acele ettin. Fevri davranıyorsun Aylin, farkında değil misin? Hakan! Seni bilmem ama ben seni hala seviyorum. Hem de ilk günkü gibi. Birkaç talihsizlik yaşadık diye seni kaybetmek istemiyorum. Biz ikimiz çok mutlu olabiliriz. Sen buna inanmasan da ben inanıyorum. Saçmalıyorsun Hakan. Bir dahaki randevuya geç kalma. Ya kime diyorum? Ev boş galiba. Çalıyorum çalıyorum, hiç kimse açmıyor. Adamın karısı kaçırılmış. Ne telefona çıkıyor ne kapıya. Adı neydi Nurgül'ün kocasının? Ogün. Ogün Orisoy. İşte bu. Volkan, sen ne yapıyorsun orada? Hadi gel. Keşif yapıyorum. Bakın ne buldum. Cam açık kalmış. Gel ya, içeri girmeyeceksin herhalde. Niye girmeyeyim ki? Oğlum, izniniz yok ki. Boş ver şimdi izni. Sen devam et Volkan. İçeride ne arayacağız ki? Önce bir girelim. İllaki bir kanıt buluruz. Buyurun, hoş geldiniz. Hiçbir yere dokunmayın. Bakıp çıkacağız sadece. Hadi. Kimse yok mu? Yok işte oğlum, bağırıp durma ya. Arkadaşlar, biriniz üst kata çıkar mısınız? Bu ne ya? Ne oldu? Şuna bakın. Karınca mı onlar? Karınca basmış alt tarafı. Bundan mı korktun? Ya kutuda kan lekesi var. Görmüyor musunuz? Gördüm. İçinde ne var? Bakalım o zaman. Birinin kulağı işte. Kesip paketlemişler, buraya yollamışlar. Beyler, hile hurda yok. Kazanan alır. Buyurun. Hadi, hadi bakalım. Ne olur. Hadi. Hadi be. Hop. Ne olur bırakın beni. Hadi be. Ulan ne ballı adamsın sen ya. Bal değil, bileğim iyi oğlum. Hadi ya. Ulan şunların haline bak ya. Ne şanslı adam ya. Kaptı yapar. Şanslı adam oğlum. Hadi sıra sen de at. Hadi hadi oyna hadi. Hadi. Ne olur yalvarırım size. Hadi be. Acıyın. Hadi oğlum, atsana. Hadi bakayım. Bak bak göğüs. Susmuyor bu ya. Ne oldu? Ya bir ablam vurdu. Ne oldu? Ne oldu? Anlamadım gitti ya. Ne vermiştin sen? Ne olur beni bırakın. Yeter artık. Bırakın beni. Hadi abiciğim. Tamam, verin işte. Çok konuşuyorsun. Be, kes sesini. Yeter. Haşa. Sus da dinle. Seni kocan yüzünden kaçırdık. Bizim işimiz onunla. Ama kozumuz da sensin güzelim. O gün akıllı olursa, istediğimiz parayı verirse, senin de kılına zarar gelmez. Ama parayı vermezse de, o zaman bağıra bağıra geberirsin. Allah'ınız yapma size! Acıyın bana, ne olur acıyın bana, ne olur! Ağzını bantlayın şunun! Soykut, hadi bir sıkalım. Gözünüzü ayırmayın bundan. Tamam, tamam abi, tamam, tamam abi. Hayır, hayır! Tamam.
Ara amma korktu ha. Derdimiz kocasını korkutmak. Haber var mı? Yok. Açmıyor lavuk telefonlarını. Kurnaz sığınıyor kendini. Nasıl olsa bulacağız. Hadi atlayın arabaya. Söke söke alacağım o parayı. Ödemezse de karısının kafasını kesip yollayacağım. Eğer baskını yapan adamlar dediğiniz kadar becerikliyse pekala asker olabilirler. Biz de başta öyle zannettik ama sonra bir muhbirden ilginç bir istihbarat aldık. Meğer eski askerler çete kurmuşlar. Eski askerler derken? Ordudan atılanları kastettim. Diğer örgüttekileri diyor müdürüm. Ne yani? Meslekten atılınca mafya mı olmuşlar? Hiç şaşırmam. Ne mal olduklarını zaten biliyoruz. Her şey beklenir. Peki bunların diğer vukuatları neler? Araç alıyorlar. Olmadı adam kaçırıp fidye istiyorlar. Tehlikeli ve acımasızlar. İşin içine polis girerse muhakkak rehineyi öldürüp ortadan kayboluyorlar. Şimdiye kadar 7 kişiyi kaçırmışlar. 3'ünü öldürmüşler. Serbest bıraktıkları mağdurlar kendilerini kaçıranların yüzlerini asla görmemiş. Hep kar maskesi takmışlar. Ama bir yerde açık vermişler. Serbest kalanların hepsi çete üyelerinin bir tanesinin sol kolunda yara izi olduğunu söylemiş. Yara izi ha? Güzel bir ipucu. İşimize yarar. Araştırdınız mı peki? Diğer örgüt nedeniyle ordudan ihraç edilenleri inceledik. Çatışma sonucu sol kolundan yaralanan 3 kişi tespit ettik. Bunların ikisi şu an hapiste. Yalnız biri serbest. Dolayısıyla 1 numaralı şüphelimiz de kendisi. Eski yüzbaşı Soykut Gökmen. Peki hakkında arama kararı, yakalama emri falan var mı? Yok müdürüm. Kendimiz bir sebep uydurup gözaltı yapsak? Çok riskli. Soykut'u gözaltına alırsak diğer çete üyeleri rehin kadını anında öldürür. Adamı takibe alabiliriz. Fark edilirsek yine kadını öldürürler. Aslında biz başka bir şey düşündük. Nedir o? Bizle de paylaşın. Bu Soykut'un devamlı takıldığı bir kafe var. İçimizden biri mekana gidip Soykut'a kanca atabilir. Meslekten atıldığını söyler, adamın güvenini kazanır, çeteye dahil olur. Adamların cani, acımasız olduğunu demin söylediniz. Bu kadar riskli işe girmek şart mı? Eğer çeteyi bitirmek istiyorsak şart. Peki kim girecek işlerine? Ben gönüllüyüm Rıza baba. İzin olursa tabii. Müdürüm ben de gönüllüyüm. Müdürüm ben de gönüllüyüm. Arkadaşlar olay daha çok yeni. Dava sonuçlandığında resmi bir açıklama yapacağız. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi olay daha çok yeni. Emniyet mensupları aynen. Olay yerinden ekip boş kovanları çalışıyor. Topluyorlar. Neler olduğunu biz de henüz bilmiyoruz. Al bunu da koy. Endişelenme demesi kolay. Aldın çantanı gidiyorsun. Etrafında ne idüğü belirsiz adamlar. Ya başına bir şey gelirse? İzin ver de biraz endişelenelim Ali ha. Ya bir de sen başlama Ayla. Susturma beni Rıza. Ben onları düşündüğümden söylüyorum. Pınar, ya anneciğim. Ya büyütecek bir şey vallahi billahi yok. Ya yapmadığım iş değil ki. Alt tarafı birkaç gün sıkacağız dişimizi. O birkaç gün geçmek bilmeyecek ama. Seni de darlamak istemiyorum. İşin sonuçta bu. Ne yapıyorsan görev icabı. Tamam kabul. Ama bu gizli görevler niye hep seni buluyor Ali? Ne diyeyim ki şimdi Pınar? Bir su verir misin bana? Bu soru biraz da sana. Hangi soru? Anlamadım. Başka kimse yok muydu göreve gidebilecek? İki çocuğu olmayan biri mesela. Anne yapma Allah aşkına. Ne yani? Damadımı kayıracaktım öyle mi? Ali sence bunu kabul eder mi? Ha? Tabii ki etmem. Duydun işte. Ali bu tür görevlerdeki başarısını defalarca kanıtladı. Onun tecrübesine ve becerisine güvenmemek büyük ayıp olur lan. Gözünüz arkada kalmasın. Tamam mı? Kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Sen de rahat uyu Pınar. Kocanın bileğini daha kimse bükemedi. Sağ salim dönmezse karısı onun canını okuyacak biliyorsun değil mi? Tamam biliyorum Pınar. Pardon.
Beni almaya geldiler. Bana müsaade. Allah'a emanet ol Ali. Siz de anne, baba konuşuruz. Hadi yavrum, hadi. Zeyno, Efe. Hadi gelin bakalım babaya. Aslan baba. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Hadi bakalım. İyi bak kardeşine, tamam mı? Tamam. Hadi yavrum. Kendine iyi bak. Çaktırmadan anlat şimdi. Şubanın arkasında duran kadın. Adı Çağla. Peşinde olduğumuz Soykut'un kız kardeşi. Buraya işletiyor. Soykut her gece buraya geliyor. Şurada siyah kazaklı. Ali geldi. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne alırdınız? Bir şey alabilir miyim? Vereyim. Afiyet olsun. Sağ olun. Ne iş yapıyorsunuz? İşsizim bayağıdır. Kaç para? İşsiz adamdan çay parası mı alacağız? Bizden olsun. Eyvallah, insanmışsın. Ne iş yapıyordunuz da işsiz kaldınız? Ordu'da subaydım. Yapma ya. Niye bıraktın? Bırakmadım, atıldım. Binlerce arkadaşla beraber Ordu'dan şutlandık. Ha, anladım. Diğer örgüt diye attılar değil mi? Öyle oldu. Size eleman falan lazım buraya. İş arıyorum da. İşi bilmem ama arkadaş bulurum istersen. Soykut abi. Ne var? Bir gelir misin abi? Aa, ne oldu söyle. Heh. Arkadaş sizdenmiş. Eski asker. İki muhabbet et istersen. Merhaba birader. Askerlik anısı dinleyemem gece gece. Ben kaçtım. Muhabbeti de çok iyiymiş. Ya sorma. Bu kötü oldu. Soykut yüzüne bile bakmadı bizimkinin. Ne yapacağız şimdi? Beyler sıra sizde. Adam mekandan çıktı, sakın kaçırmayın. Hadi biz de görünmeyelim çıkalım. Yok abi, yeni çıktım mekandan. Keyfim yok, eve giderim herhalde. Neyse, tamam hadi görüşürüz, eyvallah. Önüne bak. Ne ediyorsun lan ayı? Kime ayı diyorsun lan sen? Canına mı susadın lan sen? Siz kaçınız. Kafanı kırarım lan senin. Kır kanka. Kır. Acıma vur. Bırak lan adamı. Bırak lan adamı. Gel ulan buraya. Gel. Tamam. Bırak. Yeter tamam. Abi yeter ya. Abi polis. Ha? Bir bu eksikti. Ne yapacağız? Kaçacağız herhalde. Gel benim. Gel. Evin uzakmış. Kal bu gece burada. Zahmet vermeyeyim. Otur işte. Eski asker değil miyiz? Kışça da gibi düşün. Eyvallah. Tam zamanında yetiştin ha. Ali miydi adın? Aynen Ali. Sen olmasan büyük dayak yerdim vallahi. Bayen de dayağı biz yedirdik. Güzel antrenman oldu gece gece. Arada yapalım seninle böyle. Olur bakarız. Çay içer misin? Vallahi ilaç gibi gelir. Bekle geliyor.
Şuraya da yapayım, dur. Beyler, polislik böyle işte. Yeri gelir görev icabı dayak yersiniz. Darılmaca yok. Eve gidince buz koyun şişen yerlere. Bir iki günde istirahat edin. Pansuman bu kadar. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Kolay gelsin. Alo, efendim Eda. Abi yalnız bayağı bozuk attılar ha. Olsun o kadar. Durduk yere dövdük adamları. Tamam, sağ ol. Eda'dan haber var. Kaçırılan Nurgül'ün kocası bulmuş. Yani şimdilik yeri tespit edilmiş. Gidip alalım o zaman, neredeymiş? Diğer örgütten dediler, attılar. 2 yılı geçti. Bıraktığımda yüzbaşıydım. Güneydoğu'da çıkmadığım daha kalmadı. Al benden de o kadar. 4 kez sınır ötesi harekata katıldım. Oraları iyi bilirim. Canımızı cebimize koyduk savaşacağız diye. Teşekkürü buymuş. İş yok, para yok. Sahip çıkan yok. Ne yapacağımı şaşırdım ben Soykut kardeş. Bir ara ben de öyleydim. Sonra ne oldu? Başka bir iş buldum. Şimdi durumlar iyi. Bana da bulamaz mıyız bir şeyler? Olabilir. Bileğin kuvvetli, gözün kara. Zaten asker adamsın, daha ne olsun. Belki seni de alırız. Alırız derken? Siz kimsiniz? Birkaç arkadaşım var. Hepsi senin benim gibi devletten atılma. Seni onlarla tanıştırayım. Aramıza katılmanı kabul ederlerse senin bize, bizim sana faydamız olur. Eksik olmadan. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Bir takım belalı işler. Gayrimeşru yani. İstersen öyle de. Bak, canın tatlıysa, korkacaksan, kaçacaksan hiç gelme. O saydıklarım bende yok. Kabul ettim gitti. Ne ayaksınız anlamadım ama sana güvendim Soykut. Ben varım. Güzel. Doğru karar verdin. Burası. Hadi bari. Kim o? Pardon, rahatsız ediyorum ama benim odamda temiz havlu yok da. Sizde varsa ödünç alabilir miyim acaba? Sen misin? Evet. Siz kimsiniz? Polisiz ve bayağıdır seni arıyoruz. Hadi içeride konuşalım. Geç. Baldızın öldü, karın kaçırıldı ve öğrendiğimize göre bugün bankadan 10 milyon nakit çekmeye kalkmışsın. Doğrudur. Yani karının kaçırıldığından haberin var. Evet var. Haberi aldığımdan beri parayı denkleştirmeye çalışıyorum. Bak. Biz çok adam kaçırma, fidye olayı gördük. Ama böyle senin gibi otel odalarında saklanını hiç görmedik. Doğruyu anlat şimdi. Kim peşindekiler? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk da bu kim? Adı Ali. O da bizden. Ordudan atılmış. Eski asker. Bizimle çalışmak istiyor. Hem ihtiyacı var hem de bileği sağlam kardeşimizin. Faydası çok olur. Demek bizden ha? Diğer örgütçü yani. Artık öyle diyorlar. Görev yerin neresiydi? Habur sınır kapısı, Silopi. Görevin neydi? Sınır devriyesi. Rütben? Yüzbaşı. Ne zaman atıldın? 2 yıl oldu. Hangi imama bağlıydın? Zekeriya Hoca'ya. Arayın sorun isterseniz ama içeride şimdi. 64 kez müebbet yedi. Biliyoruz. Allah yardımcısı olsun. Amin. Amin. İbrahim. Bir sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı var Soykut. Benim gözüm tutmadı bunu. Paraya ihtiyacı varsa başka bir iş buluruz ona. Ama ekibe giremez. Yapma be kardeşim. Konu kapanmıştır. Vay anasını.
kusura bakma. Denedik en azından. Sağlık olsun, ne yapalım? Avukat mısın? Doğru mu o gün? Doğru. Uzmanlığım ticari davalar. Peki bu çete seni nasıl buldu? Son yıllarda birkaç büyük dava kazanınca adım duyulmaya başladı. Birkaç önce de bir telefon aldım. Baktığım bir davadan çekilmemi istediler. Benim, karımın, evimin fotoğraflarını çekmişler. Hayatını başına yıkarız dediler. Ben de korkup peki dedim. Çekildim davadan. Büyük hataymış. Keşke baştan taviz vermeseydim. Başka talepleri de oldu mu? Haraç istediler. Vermeyi reddettim. Bunun üzerine öyle bir şey yaptılar ki ciddi olduklarını anladım. Bu ne ya? Ne oldu? Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ne? Tamam. Yok bir şey. Sakin ol. Gitmemiz lazım. Hemen gitmemiz lazım. Gel. Kesik kulak yolladılar evime. Bildiğiniz insan kulağı. Dehşete düştük. Hayatımda hiç o kadar korkmamıştım. Karım benden beter korktu. Doğru söylüyor. Evine gittiğimizde gördük kesik kulağı. Sonra ne oldu? Polisi aramadınız mı? Korkudan arayamadık. Evi terk ettik. İzimi bulmasınlar diye otellerde yaşamaya başladık. Ama hiçbir işe yaramadı işte. Karımı kaçırdılar. Nurgül bir avuç psikopatın elinde. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Onu siz değil, biz yapacağız beyefendi. Bakın, bu adamlar tehlikeli. Ne olur karışmayın. Ben kendim halledeyim. Nasıl hallettiğini gördük. Tamam Ogün Bey, uzatma fazla. Operasyonu biz yapacağız. Ayrıyeten sizden izin almak zorunda da değiliz. Ama siz bu dakikadan sonra biz ne dersek onu yapacaksınız. Selam kızlar. Merhaba komiserim. Hakan abi, seni personel dairesinden aradılar. Yapma ya. Niye aramışlar? Sigortanla ilgili bir evrak mı varmış imzalaman gereken? Bir git görün istersen. Allah Allah. İyi tamam. Size ve eşinize ait sağlık harcamalarını bilgisayara girerken sistemde bir sorun çıktı. Son 3 ayda kesilen faturalarınız bunlar. Kontrolden sonra imzalarsanız ücret iadesi alabilirsiniz. Anladım. Kalem versene. Buyurun. Bu ne? Ne oldu? Bir yanlışlık mı var? Bir şey diyeceğim ben. Bu bir süre bende kalabilir mi? 1-2 gün içinde geri getirebilirseniz kalır. Getireceğim, getireceğim. Sağ ol. Efendim? Gelişme var başkomiserim. Numan'la mı ilgili? Evet. Az önce evinden çıktı. Arabasıyla bir yerlere gidiyor. Tek başına. Tamam, sağ ol. Çete elemanlarından Numan evinden çıkmış, aracıyla hareket halinde. Bahar, aracın bilgilerini anons geç hemen. Görüldüğü yerde durdurulacak. 45-40'tan tüm birimlere. Merhaba, buyurun. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Tabii. Bir de kimliğinizi alalım. Bir sıkıntı mı var memur bey? Yo, rutin kontrol. Şunu ben alayım. Evet.
Eda. TC numarası okuyorum. GBT'sine baksana bir. Tamam tamam, sağ ol. Arkadaşlar, aracı bağlıyoruz. Sen de in arabadan. Tamam, ne oldu? İnin aşağı. Hakkında yakalama kararı var. Biz de yakaladık. Hadi çık. Hadi. Al şunu. Gel. Dön arkanı. Dön arkanı. Dön. Bir üst araması yapalım bakalım. Ya bir yanlışlık var. Benim davam falan yok. Varsa bir yanlışlık merkezde çözülür kardeşim. Alın bunu, kelepçeleyin. Arabayı da garaja çekin. Anlaşıldı başarı. Ya nereden çıktı şimdi bu ya? Uzatma kardeşim, hadi. Hadi ya. Alo. Alo, müdürüm. Ben Arda. Dinliyorum Arda. Numan'ı az önce gözaltına aldık. Gerçi GBT sistemimiz çıktı ama biz yine de aldık. E hangi gerekçeyle? Hakkında yakalama kararı olduğunu söyledik. Ama aslında öyle bir karar yok. Yok müdürüm. Ne olursa olsun alın dediniz. Olsun olsun, güzel. İyi yapmışsınız. Merkeze gidince adamı nezarethaneye yerleştir. Bir iki gün kimseyle görüşmesin. Tamam, bağış üstüne müdürüm. Hadi arkadaşlar, toplanıyoruz. Numan elimizde. Olmayan belgeyle adamı gözaltı yaptık. Ali'nin fikriydi. Numan'ı ortadan kaldırıp çetede kendine yan atacak. Adama ihtiyaçlar olacak ve Ali'yi aralarına alacaklar. Ali güzel plan kurdu. Bence işe yarayacak. Lütfen yanlış anlamayın. Sizden hesap sormak niyetinde değilim. Ama merakımı da yalnız siz giderebilirsiniz. Buyurun Hakan Bey, ne yapabilirim sizin için? Eşim Aylin Çınar benim haberim olmadan bir ameliyata girmiş. Hem de bu hastanede. Hatta ameliyata siz girmişsiniz. Burada öyle yazıyor. Tarihine, saatine kadar ayrıntılı olarak belirtilmiş. Doğrudur. Benden neden sakladınız acaba? Eşiniz öyle istedi de ondan. Bizim önceliğimiz hastanın isteğidir. Yakınlarının değil. Peki en azından ne ameliyatı olduğunu öğrensem? Belgede yazmıyor. Söyleyemem Hakan Bey. Eşiniz bu konuyu gizli tutmak istedi. Ona sormanız daha doğru olur. Benim bilgi vermem uygun olmaz. Mete'yi beklediğimden iyi gördüm. Bünyesi güçlü dedi doktor. Çabuk iyileşirmiş. Hayatını da iyileştirmek gerekecek. Bir daha suça belaya bulaşırsa zor kurtarırız. Tunç abisi ne güne duruyor. Sen sakın elini çekme bu çocuğun üstünden. Yoksa yazık olur. Merak etme abla. Sen burada mısın daha? Bir yarım saat daha dururum. Tamam. O zaman ben kaçtım. Görüşürüz. Güle güle. Aa, Hakan? Ne işin var senin burada? Aylin, ne ameliyatı oldu Selin? Ameliyat mı? Bilmezlikten gelme. Siz birbirinizden sır saklamazsınız. Ama Aylin benden saklıyor. Ne ameliyatı oldu? Anlat ne olur. Gel. Geç. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Soykut, hoş geldiniz. Nasılsın Ali kardeş? Sağ ol kardeş, iyidir. Hadi geçin oturun. Oturalım da, hayrola? Niye çağırdın bizi apar topar? Bugün çok önemli bir iş var. Ucunda da iyi para var. Ama bir kişi eksiyiz. Numan'ı polis aldı. Yapma ya. Niye? Bilmiyoruz, öğrenemedik. Geçmiş olsun. Uzun lafın kısası, bugünkü işte birinin bizle gelip şoförlük yapması lazım. Sen bu arkadaşı öve öve bitirememiştin. Şimdi kendisine işimiz düştü. Dediğin kadar becerikli mi bakacağız. Hala iş istiyor musun? Evet istiyorum. İyi. Haluk sana ayrıntıları anlatacak. İyi çalış dersine. Sağ ol. Hadi gözün aydın. Girdin aramıza. Eyvallah. Ne yapacağız peki? Basit iş. Rehin tuttuğumuz bir kadın var. Kocası fidyeyi getirecek. Parayı alacağız. Karıyı vereceğiz. Hepsi bu. Ne zaman oldu bu?
herhalde tek başınayken bir kanama geçirmişti. En son buraya geldiğinde. Evet. Düştükten sonra. Ben de buradaydım o gün. Geç haberim oldu ama koştum yine geldim. İşte o gün doktorlar kanamayı durdurabilmek için başka bir müdahale yapmak zorunda kaldılar Aylin'e. Ben yakın zamanda çocuk düşürdüm. Biliyoruz, ameliyatta fark ettik. Ama şimdi her şey yolunda değil mi? Kısmen evet. Kısmen? Ölümden döndünüz Aylin Hanım. Geçirdiğiniz operasyon hiç de basit değildi. Sizi kurtarmak için rahminizi almak zorunda kaldık. Nasıl ya? Nasıl ya? İnanın sizi yaşatmanın tek yolu buydu. Ben yine uğrarım. Geçmiş olsun. Belliydi her şey. Ameliyattan sonra evet. Ya bana niye söylemedin? Ben buradaydım. Sabaha kadar başında bekledim. Ondan sonra kaç gün evde, merkezde hep yanındaydım. Ya insan bir şey söylemez mi? Yani Hakan bak. Kızıyorsun şu an. Haklısın da. Ama bir de ailenin açısından düşün. Bu bir kadın için çok zor bir durum. Yani sana anlatmayı bırak, kendisi bile zor kabullendi. Ne diyorsunuz hocam? Ağır yaralandığınız vakada kanama nedeniyle bebeğin de kaybından sonra rahimdeki ciddi hasardan dolayı meslektaşlarım gerekli müdahaleyi yapmışlar. Evet. Sizi hayatta tutan bu olmuş. Evet. Yani hocam? Onarım ya da başka bir çözüm mümkün görünmüyor Aylin Hanım. Bu şartlarda bugünkü teknolojiyle bir daha çocuk sahibi olmanız imkansız. Keşke yardımcı olabilsem ama maalesef. Tabii haklısınız. Ben yine de bir ikinci görüş almak için. Çok teşekkür ederim bana vakit ayırdınız. Beni kendinden uzak tutması, yüzüme bakmaması, hep yalnız kalmak istemesi. Hepsinin sebebi bu. Şimdi de çekip gitmesi ha? O da bu yüzden. Çocuğumuz olmayacak diye benden ayrılıyor. Yani kendince seni korumaya çalışıyor. Karışık, zor. Yani biliyorum ama ailem bu. Yani sen benden daha iyi tanıyorsun. Tanıyorum evet. Ama o herhalde beni daha tanıyamamış. Hakan dur bir delilik de sen yapma. Hakan! Neymiş derdi bir de yüzüme söylesin. Sisleri de alalım. 3 tane bende var. Çantaya da koydum. Tamamdır. Kadın kim? Reyna. Meşhur falan bir tip mi? Yok. Zengin bir herifin karısı sadece. İyi, işimizi görsün yeter diyorsun. Aynen. Parayı alıp yolumuza bakarız. Kolaymış. Orası belli olmaz. Nasıl yani? Bize mi bonus sağa solu belli olmaz diyorum. Herife kızar, bir aksilik olur. Tutulur bir şeye, şüphe eder. Ne yapacağız o zaman? Rehineyi ortadan kaldırmak lazım. Kadına mı sıkacağız? Evet. Sen hayırdır? Zor mu geldin? Sen mi soruyorsun Soykut? Sana kolay mı birader? Kadına, çocuğa sıkmak var mı bizde? Aynı yerlerde gittik çatıştık. Sınır ötesinde, burada. Terörist olmadıktan sonra kadına sıkılır mı? Öyle manyaklık var mı? Birader, o günler geride kaldı. Emir, komuta falan yok artık. Varsa da yoksa da fark etmez. Ben aldığım eğitimi bilirim, insanlığımı bilirim. Kadına, çocuğa sıkmam. Çalıyor. Sakin oluyorsun o gün. Tamam. Kayıtta mıyız? Evet müdürüm. Aç. Alo. Alo.
İyi dinle şimdi beni. Mandacılar Sokak, eski itfaiye binasının arkasına getiriyorsun parayı. Saat tam 3'te oradasın. Anladın mı? Hadi. Olmaz. Ne? Yapamam diyorum, olmaz. Baldızı çektin vurdun. Bize de aynısını yapmayacağını nereden bileceğim? Güvenmiyorum ben sana. Polise gideceğim ben. Ne diyorsun lan sen, gerizekalı? Sırf karını değil, sırf seni değil, sülaleni delik deşik ederim lan. Ben diyeceğimi dedim. Alo, Ogün, alo. Lan. Temiz oldu, aferin. İşe yarar mı müdür? Delirdi adam sinirden, ne olacak şimdi? Merak etme, sonrası bizde. Bağır. Buyurun, biz çıkalım. Adamın ömründen ömür gitti. Benim de gidiyor. Oğlum o manyakların arasında. Evet, şimdi ne yapıyoruz zengin? Baba, şu anda planları bozuldu. Bir şekilde Reyne'yi tuttukları yere gitmek zorundalar. Bizim planımız da Ali'nin üstündeki sinyal vericiden takip yapıp kadını oradan almak. Ne sanıyorsun lan kendini it? Ne oluyor? Anlamadım ki. Herif işi patlattı. Ne diyorsun İbo, ne oldu? Polise gideceğim diyor. Para mara yok diyor. Reyne ne olacak? Sana ne lan? Sana mı düştü onun hesabı? Bana ne babalanıyorsun? İş ne olacak onu soruyorum. Ben de onu soruyorum lan. Nereden çıktı bu kadar aksilik? İbo, İbo dur, ne yapıyorsun? Karışma sen. Delirdin mi, çek şunu. Kime güveniyor da polise gidiyor lan? Çoktan gitti de yoksa ona mı güveniyor? Ne bileyim lan ben. İbo, bir dur Allah'ını seversen. Ara lan şunun üstünü. Ne? Ne alaka? Polis misin lan sen? İbo, saçmalama. Ara şunu. Arasana lan. Ali'deki verici hala sabit. Adamlar hareket etmedi Rıza baba. Şimdiye kadar çıkmış olmaları lazımdı. Bekleyeceğiz. Ters bir durum olsa Ali bir şekilde bize haber verir. Çek şu silahı, neyi arıyorsanız öyle arayın, tamam. Zoruna mı gitti? Gitti lan, gitti, çek. Rahat dur. Hadi Soykut, çabuk biraz. Arıyorum işte. İyice bak. İç ceplerine de bak, hadi. Hadi evlat, hadi, hadi. Sakin ol baba. Vericiyi nereye yerleştirmiştiniz? Otların tabanına koyduk abi. Yok İbo, yok işte bir halt. Ne yapayım, keseyim herifi, içine mi bakayım? Ali bizden diyorum. Gitme bu kadar üstüne, ayıp ya. Ayıp mayıp anlamam. İş yapıyoruz. İbo, araba hazır, çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Hadi toparlanın. Kusura bakma, manyak işte. Bu ne birader? Bilsin şu iş sen sağ, ben selamet. Çıktılar. Sinyal hareket etti. Gidiyorlar Rıza baba. Hele şükür. İşte bu. Kaybetme takibi. Tamam abi. Tamam. Ben de. Aylin nerede? Buralardaydı komiserim. Onu ben de biliyorum kızım. Nerede yani? Nerede? Narkotik şubeye gidecekti. Evrak eksik demişti. Narkotik şube. Hı hı. Ne oluyor ya? Sizdeki dosyalarla ilişkili şüphelileri sevk etmeden mutlaka yönlendiriyoruz buraya. Hüsnü başkomiserim de atlamaz, biz de dikkat ediyoruz ayrıca. Biliyorum, Rıza baba da bu konuda çok titizdir ama. Hı hı. Amirimle konuşuyor komiserim, buyurun. Sağ ol kardeşim. Bunu. Rica ederim. Halin, bir yasene. Hakan. Hayırdır Hakan. Komiserim? Amirim, çok affedersiniz, bölüyorum.
Ama acil bir durum var. Hemen Ali'ni alıp çıkmam gerekiyor. Ali ile mi ilgili, ne oldu? Sen mi gel? Amir müsaadenizle, tamam? Tamam, sonra devam ederiz. Bakın işinize. Hadi. Kusura bakmayın. Tamam, dur. Ne oluyor? Göstereceğim ben sana ne olduğunu. Yürü. Ne? Ne diyorsun ya? Ya? Hakan. Hakan, ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Bir dursana. Durmak falan yok. Konuşacağız. Yürü. Bak, ben sinirlenmeye başlıyorum. Haberin olsun Hakan. Göstereceğim ben sana sinir şimdi. Bırak şu ellerindekileri de, al şunu. Ne yapıyorsun ya? O nasıl bir gidiş ya? Kavga mı ediyorlar yine? Bilmem, gel bakalım. Tamam. Gel. Ne oluyor ya? Ne yapıyoruz burada? Ne işimiz var? Niye beni sorguya getirdin, anlamadım. Sen niye ayrılıyorsun benden? Ya aynı şeyleri mi konuşacağız? Hayır. Bu sefer gerçeği konuşacağız. Sen niye ayrılıyorsun benden, söyle. Bitti. Bitti, tamam mı? Yapma böyle. Uzatmayalım. Bitmedi. Çocuk sahibi olamayacaksın diye ayrılıyorsun benden. Üstelik bunu benden gizleyerek. Kim anlattı bunu sana? Önemi var mı? Sen anlatmadın. Başkasından duydum. Tesadüfen öğrendim. Bu yüzden mi terk edeceksin beni? Bitiriyorum diyeceksin. Soğuk davranıp uzaklaştıracaksın kendinden. Neden? Sana bunu yapmaya hakkım yok diye. Senin çocuğun olabilsin diye. Hadi ya. Beni korumuş mu oluyorsun? Benim için fedakarlık yapmış falan ha? Böyle mi oluyor Aylin? Terk edileceğim, ayrılacağız. Ha? Ben biraz üzüleceğim. Sonra toparlayacağım. Sonra karşıma bir başkası çıkacak. Gideceğim, ondan çocuk yapacağım. Ha? Yaşasın. Bu mu Aylin, bu mu? Benle ilgili planın bu mu Aylin? Ya kızma. Bir anlamaya çalış. Anlamayacağım Aylin. Bunların hepsi saçmalık. Ben kaç aydır berbat hissediyorum kendimi. Bunun için miymiş? Ben başlarım çocuğundan. Sen benden gidiyorsun. Bunun için miymiş? Ya! Aha. Tam ortasına geldik. Şşş, sessiz ol. Benim ailem sensin. Bana hiçbir şey söylemeden bu yüzden çekip gidemezsin Aylin. Ya bağırma! Bağırırım Aylin. Seni seviyorum ben, gerizekalı. Ben bu yüzden ayrılır mıyım senden? Ben de seni seviyorum. Çok seviyorum. Aşka bak be. Oha. Sen ne anlarsın ya? Ne oluyor burada ha? Kim var sorguda bağırışça? Yo. Başkomiserim, kavga ediyorlardı. Ama barıştılar yani, tatlıya bağlandı. Ha, belli belli. Vallahi haklı başkomiserim. Yani gitmek yok. Hı hı. Tamam, yok. Hiçbir şey saklamak yok. Yok, söz. Rahat mısınız? İçecek bir şeyler göndereyim mi size? Abi yok, yanlış anladım. Şey, konuşuyorduk. İyi, Allah muhabbetinizi arttırsın. Sağ ol abi. Operasyon var da müsait misiniz Hakan Bey? Hemen hemen. Abi meselemizi hallettik, o yüzden konuştuk. Ha? Başka yer mi yok lan? Ha? Yürü, yürü. Tamam. Haluk, sen kadının yanına git, biz de geliyoruz. Tamam. Sen arabada bekleyeceksin. Ben? Evet, sen. Silahını da ver. O niye? İbo, ne oluyor yine? Sen karışma. Silahımı vermem. Neden? Siz içeride, ben burada, nasıl olacak? Gelen indirsin bir keklik gibi. Kim gelecekmiş, bir de hele. Ne yapıyorsun, yeter ya. İbo, suyu çıktı ha. Yeter, indir şunu. Tartışma benle elemanın yanında Soykut. Ya indir, tamam yeter. Derdin ne senin birader, hayırdır ya? Senin yüzünden işimiz rast gitmiyor. Neden? Çünkü sen söylediğin adam değilsin. Ya saçmalama İbo. Ben adamı gözünden tanırım. Sen bizden değilsin. Başımıza çorap öreceksin. Polissin sen. Geçmiş olsun, baden de buraya kadarmış. Delirdi manyak. Kadını da öldürecekler Soykut. Kurtarırız.
İbrahim nerede? Bir işe çıkmış, gelecek birazdan. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Nerede lan İbrahim? Lan Soykut! Nerede İbrahim? Yeter lan! Kendinize gelin artık! Kaldır elini! At silahını at! Okan! Sen de! Teslim olun! Teslim ol! Geç bu tarafa, geç! Okaya! Tamam canım, tamam. Tamam, geçti geldik. Geçti. Soykut! Soykut! Soykut, oğlum! Ambulans, ambulans iste! Ambulans! 45-43 merkez, 45-43 merkez! Soykut! İnler yeri, acil ambulans istiyoruz. Şüphelilerden... Ali, durumu nasıl? Çok ağır. Soykut, polisiz biz, tamam mı? Polisiz. Ambulans yolda, kurtulacaksın, tamam mı? Polis mi? İbrahim haklı mıymış? Ya tamam, boş ver şimdi sen o şerefsizi. Bak sen olmazsan kurtaramazdık bu kadını, tamam mı? Hadi. Hadi dayan biraz daha, hadi. Hadi kardeşim. Giden ayak diyorsun. İşe yaradık ha. Soykut! Soykut bana bak! Soykut! Soykut bırakma oğlum kendini, Soykut! Soykut! Ali. Bana bak! Ali çok geç, Ali. Ay ben böyle işimde. Ulan bir tane çeyrek adam vardı aralarında. Olan ona mı oldu ya? Ali kardeşim. Dur Hakan dur. Kamera hazır. Sizin yeriniz de iyi. Adam birazdan buraya gelecek. Tamam. Peki bu mesafeden ses alır mı? Alır. Kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. Ben yerime geçiyorum. Tamam. Şu yüzükleri de takalım. Karı koca izledik adama. Ya yazsana, geç kaldı adam. Çok da yazmayalım, ürkmesin adam. Kim ürkecek ya? Adamlar organ kaçakçısı. Senin mesajınla mı yani? Oo. Huylanmasın diyorum Zeliha. İyi. Zeliha, adam geliyor. Hadi başlıyoruz. Refik abi değil mi? Evet. Sadık ben. Merhaba. Buyurun. Merhabalar kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Hanımın mı? Evet, Zeliha. Hayırlı günler. İçelim bir çay o zaman. Tabii. Bakar mısınız? Bize üç çay. Tabii efendim. Seni de kaybedeceğim diye çok korktum. Hiç acımadan öldürdüler bir gün gözümün önünde. Biliyorum canım. Biliyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Başta çok korktum ama iyi ki bulmuşsunuz bizi. Ne demek görevimiz? Hanımefendiyi sağlık kontrollerinden sonra eve gönderebilirsiniz. Arkadaşlar yönlendirir. Hande! Arkadaşları yönlendirir. Tabii başkomiserim. Buyurun bu taraftan. İbrahim delisine de paçayı kaptırmadık ya, daha da bana bir şey olmaz. Vericiyi buluyordu diyorsun yani. Herif paranoyak çıktı. Aslında burnu iyi koku alıyormuş kardeşim. Aman abi, aman aman. Evet. Neyse, gelmiş geçmiş olsun. Korkuttun bizi evlat ama değdi. Sağolunuz baba. Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah müdürüm. Eyvallah müdürüm mü? Bunun da resmiyeti bu kadar. Ali, Pınar'la konuştun mu? Merak etmiştir o da. Konuştum. Hatta şimdi de yanına gidiyorum müsaade varsa. Çık. Merak etmişlerdir, hadi. Bizden de selam söyle. Baş üstüne. Gelelim diğer meselemize usta. Evet. Bizim bu arkadaşların durum biraz karışıkmış Rıza baba. Hiç şaşırmadım. Onlar hep öyle. Bir daha ne evlilik lafı isterim ne de boşanma. Yok Rıza baba. Yani. Ben ciddiyim ha. Bu işi yürütemezseniz bu...
Ekipte işiniz yok artık. Bir dilekçeye 3 tane de imzaya bakar. Bir daha saçmalarsanız sizi öyle bir ayırırım ki isteseniz de emekliliğe kadar bir daha bir araya gelemezsiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Anlaşıldı. Evet. Baba bence arkadaşlara da biraz izin verelim. Ayrılıp barışmaktan başları dönmüştür. Gitsinler biraz dinlensinler. Hadi kaybolun, kaybolun, kaybolun. Hadi. Umut versene Umut. Gel, gel, gel. Baba, sen ciddi değildin değil mi? Yani bir daha bir şey olursa sahiden göndermeyeceksin ekipten Aylin'le Hakan'ı. Bizi bir daha denemesinler. Bence çok üzülürler. Herkes üzülür. Tamam. Para neden lazım size? Borç. Borcumuz var. Evlendik, bir yıl oldu neredeyse. İkimiz de çalışıyoruz, bir türlü kapatamadık. Siz de dediniz vereyim böbreğin birine, rahat edelim öyle mi? Ana baba desteği olmayınca. Ama korkuyoruz da yani, değil mi canım? Yani korkulmayacak gibi de değil. Her gün neler okuyoruz. Yalan onlar, siz inanmayın. Sen raporunu getirdin mi? Ha? Burada. Siz doktor musunuz? Nasıl? Tahlili falan soruyorsunuz. Anlıyor musunuz yani? Doktor mu olmak lazım anlamak için? Tamam iyisin işte, aslan gibisin. 2 böbrekte canavar. Nakli yapan doktorumuz başka. Biz tedarik içinde olduğumuz için artık anlıyoruz. Mesela sizin de böbrek sağlamdır. Canavar gibi. Efendim? Süzer diyorum. İyi sizinki. Düşünürseniz. Yok, sadece şimdilik benimkiyle şey edelim. Evet. Ederiz. Sıkıntı yok. Ödeme işi nasıl oluyor? Yani ne zaman alınıyor Refik abi? İşlem biter, çıkarsın ameliyattan. Organı hastaya takarız, çalıştırırız, bir bakarız. Ay, yedek parça gibi anlatıyorsunuz. Öyle bir yerde. Anladım. Hallo. Pardon. Hayırdır bacım? Zelir, nasılsın canım? İyiyim Meryem abla, sağ ol. Bir çay ısmarlarsın artık. Çay, evet. Çay, çay. Burası daha mı iyi oldu? Evet. Sonra dedim ki, benim kaç saattir canım çıkmış gizli görevde. İpten kazıktan kurtulmuş adamların içinde. Yakaladık, getirdik, yaralısı, ifadesi, savcılığı ben bilmem. Diğer arkadaşlar bir zahmet ilgilini versinler. Ben karıma gidiyorum, beni salın dedim. Vay 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 vay. Kime dedin sen bunları? Babam vardı işte. Engin abi vardı. Bir de Hüsnü abi vardı. Vardı yani. Çok zor çıkmıştır o izin. Yok be ya. Hemen salıverdiler. Sana da selamları var. Ali, İyi ki uzun sürmedi. Hemen bitti işin de geldi. Hem de sağ salim. İşin ucunda siz varsınız kızım. Herhalde sapasağlam geleceğim yani. Allah Allah. Oğlanın okuldan çıkmasına 1 saat var. Bir yerde bir şeyler mi yesek? 1 saat içinde yemez. Nedenmiş? Kızım, oturdun, sipariş verdin, yedin, içtin, hesap mesap, kalktın. Ne anladım öyle koştura koştura? Boş ver. Aman iyi. Gel gidelim bari, okulun bahçesinde çay ısmarla bana. Ya Allah Allah, bir dur, lafın sonunu bir dinle be kızım, bir dur. Bitmedi. Yoldan annemi aradım. Dedim, anneannesi bugün Efe'yi sen alıver. Bizim dedim, karımla işimiz uzun. Yemeğe gideceğiz dedim. Allah Allah. Acık gezeceğiz dedim. Beraber vakit geçireceğiz dedim. Biraz anlayışlı olun dedim. Babama da söyledim. Bak sen. Tabii. Bizi dedim beklemeyin. Çocuklar da size emanet. Bizi boş verin, bizi salın bugün dedim. Bak bak, daha bitmedi. Yine yoldan bizim Kadir abiyi aradım. Ha, Balıkçı'daki. Ha, aynen. Dedim ki, bak şef, bizi en güzelinden şöyle manzaralı bir masa, 2 kişilik. Karımla yemeğe geliyoruz. Ona göre hazırlığını yap, adamı delirtme dedim. Ali, inanmıyorum. Bunların hepsini sen mi yaptın? Ciddi misin? Allah Allah ya. Yani benim canım karımla felekten bir gece çalmak istemiş olamaz.
Allah Allah, bak hele ya. Olur da hiç olmazdı böyle, hafif şaşırdım biraz açıkçası. Oy 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 oy, asıl sürprizler restoranda. Daha dur, daha dur. Ya Ali, abartma bak. Abartacağım, abartacağım. Yürü, yürü. Ay ne iyi oldu böyle karşılaşmamız değil mi Zeliha? Ya, evet de. Senin acelen yok muydu, ha? Bir yere yetişeceksen hadi biz tutmayalım seni. Ya görüyor musunuz şu kızın kibarlığını? Acelem acelem yok güzelim. 40 yılda bir denk gelmişiz, hayata bırakmam. Bu beyler kim? Tanıştırmadın. Özellikle şu. Arkadaşım. Arkadaş mı? Arkadaş mı dedim ben? Eşim diyecektim, dilim sürçtü. Kocam olur kendisi. Sadık. Kocan mı? Yuh ama! Kız, sen hangi ara evlendin? Biraz ani oldu ama yıldırım aşkı işte. Ne yaparsın? Kimseye de söyleyemedik. Ne olur aramızda kalsın, sakın babama söyleme. Hani bir yıl olmuştu lan evleneli? Abicim öyle değil de. Yuh yani, bir yıl mı? Yani bana laf çıkmaz da. Sen de ne yere bakan yürek yakanmışsın Zeliş ya. Gerçi tabii baba polis olunca insan çekinir. Ama yani bu kadar da ne bileyim. Polis mi? Senin baban polis mi? Değil, değil vallahi değil. Vallahi değil. Meryem bizim akrabamız, kafası gidiyor geliyor. Bakmayın siz ona. Lütfen. Ya yine şakalar ya. Hem de başkomiser babası. Benim de fiyonsemdir yani. Ayıptır söylemesi. Nereye düştüm lan ben? Dümene mi geldim ben? Refik Bey! Hedef ben miyim lan? Refik abi dur gitme. Refik Bey! Abi ya, böbrek diyorum. Ya, gitti geçmiş olsun, gitti ya. Çık tamam kayıttan çık. Işıktan çık. Niye kaçtı bu şimdi? Çıktım kayıttan. Ne oldu, ben hiçbir şey anlamadım Zeliş ya. Ya gizli görevdeyim ben, gizli görevde. Haber takibi yapıyorum burada. Ya karışmasan ölür müsün ya? Sen niye gelip acaba bozuyorsun her şeyi? Of, deneyeceğim ya. Yalnız gerçekten hala hiçbir şey anlamadım. Hala mı anlamadım? Çekmiş miyiz bir şey? Ha? Bakayım. Göstersene. Biz o Refik denen pislik herife tuzak kuracağız ya, aylardır çalışıyoruz. Adam organ mafyası, organ. Kandırana kadar canımız çıktı. Pis adam gerçekten. Ya ben o haberi patlatsam var ya, Müge Anlı'ya rakip olacaktım ya. Ay ne bileyim Zeliha'cığım ya. Seni görünce sevindim, koştum geldim yanına. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu yani. Ya kötü niyet olur mu Meryem'ciğim? Sen nezaket göstermişsin, iyilik yapmışsın. Evet. Ama benim kıza iyilik yaramaz. Bunların hiçbirine yaramaz. O yüzden çok kasma bunları iyi olacağım diye. Anlamazlar çünkü. Baba nişanlının önünde gömme bari bizi artık ama ayıp oluyor ya. Bir dakika, ben başka bir şeye takıldım. Ablacığım senin organ mafyasıyla aynı masada ne işin var? Ya adam bir şey yapsaydı? Hakikaten ha. Daha yeni yüreğimizi ağzımıza getirdin. Acık rahat dursana kepçe. Ya teyze, ben Zeliha Çoban ama ya. Ha? Lütfen. Artık tecrübeli bir haberciyim. Ay. Yani bir tehlike olsa anlamaz mıyım? Ay ay ay. Ya da hissetmez miyim? Ya da belki önce hisseder, sonra anlarım. Ay ne diyor, ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya da anladığım için zaten hissetmeme gerek bile kalmaz. Çünkü zaten bilmiş ve kavramış olurum. Ya da tam tersi, kim bilir. Çünkü insan bazen de... Yeter be yeter! Yeter! Kafam süngere döndü. Kızım senin işin organcılarla çay içmek mi, haberini yapmak mı? Suçluları biz yakalarız, siz yazarsınız. Bu işin sırası bu. Karıştırma. Hay ağzına sağlık baba be. Başkan, o ne biçim racon kesmekti ya? Bazen keseriz. Vardır incelerimiz. Aralara böyle. Gerçekten çok etkileyiciydi. Sizinle konuşan da kabahat. Anlaşılmıyorum ben ya. Toplum bana hazır değil. Bak bak bak, laflara bak. Ya bu nasıl bir kafa ya? Abla bir kendine gelir misin ya? Ama siz yine de çok üstüne gitmeyin kızım bu kadar. Zaten hassas bir dönemden geçiyor. Evlenmek kolay mı? Hem de aileden gizli. Ne?
Evlenmek mi? Abla? Ha? O nereden çıktı ya? Ya sus artık. Sus, sus. Sen dedin ya oğlan benim kocam diye. İsmi de neydi? Sadık. Ama iyi bir genç, böyle kaslı maslı falan. Sadık mı? Yeter. Ağlamak istiyorum. Bak yemin ederim, 3 gün 3 gece ağlamak istiyorum. Of! Gerçekten Sadık mı? Tatlı biriydi ama. Gözleri açık renkli. Sadık kim? Yeşil miydi, mavi miydi, neydi? Yeni ağa! Muhsin'i babam mı yakalamış? Paketlemiş yani. Doğru mu anladım? Evet. Hiç hesapta yoktu. Merkezde de ne olup bittiğini bilmiyordu ama bir şekilde devreye girmiş. Hem kendini tehlikeye atmış hem operasyonu. Ama başarmış. Başka zaman olsa helal olsun derdim. Ama babamın bu son halinde... Biraz korktum ben bu işten Rıza amca. Ben de korktum evlat. Kızdırır, delirtir bizi ama biliyorsun. Aklımız hala onda. Tek başına kaldım kötü. Selin abla arkasını döndü. Acısı çok büyük, bir şey diyemem. Ama ekipten de koptu mu babam? İşte o zaman tutunacak kimsesi kalmaz Rıza amca. Gitti diyorsun ha? Evde kalmıyor mu kaç gündür? Yok. Garibi daldı gitti. Bana git demişti. Bırak beni. Benden sana beladan başka bir şey gelmez. Dinlemedim tabii. Olacak şey değildi. En sonunda kendi gitti. Bulsam yerine, tutup kolundan gel desem o da işe yaramayacak. Biliyorum. Kendi dönmek isteyene kadar bekleyeceğim ben de. Ne yapabilirim başka? Hiç. Sen hiçbir şey yapamazsın. Belki biz de yapamayız. Önce kendisi isteyecek dönmeyi. Önce Mesut isteyecek. Her defasında olduğu gibi. Alo? Neredesin üstü? Şimdi merkeze geçiyordum Rıza baba. Geçme. Beni al. Bir yere gideceğiz seninle. Neredesin sen baba? Tamam garip. Az kaldı aslanım. Sıktı işini bitiyor. Hayırdır sen bu saatte buralarda? Bir yere uğradım. Bizimkine. Evde miymiş? Tunç'ta konuştuk biraz. İyi mi bari çocuk? Konuşamadım ben ne zamandır. İyi, iyi. Baba nereye gidiyoruz? Söylemedin hala. İleriden sola gideceğiz. Sivritepe yoluna. Evet. Baba gitmeyelim. Neden? Ya yine abuk subuk davranacak, canını sıkacak. Bir tek benim mi canımı sıkıyor bu adam? Baba, beni artık hiç ilgilendirmiyor Mesut. Kusura bakma. Gelmeyeceksin yani benimle, öyle mi? Sen istiyorsan gelirim. Ama sadece o kadar. İyi. Sür bakalım, sür. Tamam, sakin ol. Bitiyor delik oğlum, bitiyor. En çok da sana ayıp olacak ama. Hakkını helal et aslanım. Tamam garip. Garip sus.
başlarım lan ustana. Kendini mi öldürüyordun lan? Bitiriyordum. Neyi bitiriyordun oğlum? Neyi bitiriyordun ha? He? He neyi bitiriyorsun? Usta neyine yaşayayım ya? Neyine yaşayayım, ne yapayım? O ne demek lan? O ne demek? Kalk! He? O ne demek? Kalk 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 kalk, otur şuraya. Otur 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 otur. Vallahi olmuyor. Beceremiyorum ben. Biz öldük mü lan ha? Biz yok muyuz oğlum? Tutamayacak bizden biz senin elinden ha? Sen tutamazsın usta. Üzdüm ben seni. Helallik de vermedin zaten. Hakkındır ne diyeyim? Dağ gibi lan. Oğlum benim, sen de senin, ben de dağ gibi hakkımız var dağ. Helal etmesek ne olacak? Lan oğlum ben sana kaç senedir sırtımı dayamışım, kaç sene. Bir gün aklım kalmamış geride. Bana bir şey olursa Mesut var demişim. Sana güvenmiş oğlum. Kardeş demek az gelir. Kendim gibi, evladım gibi, canım gibi sevmişim oğlum ben seni. Böyle çekip gidilir mi lan? Ha? Böyle çekip gidilir mi? Olmuyor usta, olmuyor. Beceremiyorum, dayanamıyorum. Sen dayanamazsan beraber dayanırız evlat. Bana bu yaşta evlat acısı yaşatma. Anladın mı? Gittiği yere kadar. Tamam mı? Sonuna kadar beraber dayanırız. Üçümüzden başka kimse bilmiyor burada olduğunu. Şimdilik. Ben gerekli konuşmaları yaptım. Başka isimle yetiş yapıyorsun. Sicilin işlenmeyecek, merak etme. Baba ben toparlardım kendimi ya. Gerçekten gerek yoktu. O işleri artık bize bırak istersen ha. Gel biz doğrusu neyse onu yapalım bu sefer kardeşim. Sen de biraz bize yardımcı ol ha usta. Hakkınızı helal edin. Tunç sizde. Ne diyeyim? Sen sadece iyileşmeyi düşün. Geri kalan her şey bizde. Aslan gibi çıkacaksın buradan. Gelip görevinin başına aslanlar gibi döneceksin. Hiçbir şey merak etme sen. Senin gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayacağız biz. Ya aslında bir yolluk alıp öyle mi girseydin baba? Kaşınma, şımardın ha. Eyvallah, eyvallah. Yaramak zorunda. Zaten son anda yetiştik. Yoksa yapacak hiçbir şey kalmıyordu. Nasıl yani? Canına kıyıyordu az kalsın usta. Ah be Mesut ya. Ah be kardeşim ya. Onun bizden başka kimsesi yok. Bizim de başka Mesut'umuz yok. Ne lazımsa yapacağız. Hadi. Tamam. Hadi. Rıza baba. Korkma. Kötü bir haber getirmedim. Yok ondan değil de yani şaşırdım sizi burada görünce. Buyurun içeri geçelim. Başka zaman kızım, başka zaman. Mesut sana mektup yazmış. Bunu sana verdiğimden haberi yok. Babam ben bunu istemiyorum.
Mesut gitti. Bir süre burada olmayacak. Daha iyi olacağı bir yere gitti. İnşallah gelecek. Okuyup okumamak sana kalmış. Ama bu mektup sana. Sende durması daha doğru. Hadi. Düşün, düşün. Çıkamam aşkın içinden. Gecem, gündüzüm. Perişan senin yüzünden. Neden, neden ayrılık? Neden, neden yalnızlık? Neden bizi bulur hep böyle severken? Neden, neden ayrılık? Neden, neden yalnızlık? Neden bizi bulur hep böyle severken? Neden, neden ayrılık? Neden, neden yalnızlık? Neden bizi bulur hep böyle severken? Neden, neden ayrılık? Neden, neden yalnızlık? Neden bizi bulur hep böyle severken? Bir yanda keşkeler, bir yanda gerçekler. Geçmişe takılı yaşan. Eskiden nasıl yazarmışız bu mektupları? Şu kalem kağıt öyle ağır geldi ki elime. Silah tutar gibi. Bir defasında bir baskından sonra bana teşekkür etmişti. Seni vuracaktı adamın biri. Ben önce davranmıştım. Sana da ben aslında her seferinde kendimi kurtarıyorum demiştim. Hatırlarsın işte. Bugün bu mermiden kurtuluş yok senin. Ateş eden de benim, hedef de benim. Bilirsin ben attığımı vururum. Sevdiğimi de vururum. Bilerek isteyerek değil. Ama beni sevenin illaki kanı dökülür. Biz seninle canımızı kaybettik. Umutumuzu kaybettik. Birbirimize verdiğimiz yılları toprak yaptık, üstünü örttük. Sözleri ne yapacağız peki? Hayaller vardı, güzeldi. Ne yapacağız? Onları da bana toprak yapar, örtersin seni. Ben seni çok sevdim. Bir sürü şeyi beceremedim. Denedim, olmadı. Üzdüm, mahvettim. Hiçbirinin özrü yok. Ama kederi kaldı biliyorum. Yüzüme bakmıyorsun. Uzağa git dedin bana. Gidiyorum. Sana son bir keder bırakıyorum. Duyduğunda üzüleceksin biliyorum. Bir daha kızacaksın bana. Ziyanı yok. Bu son olacak. Selin, ben seni çok sevdim. Ölürken bile unutma demiyorum. Biliyorum unutamazsın. Hemen demiyorum. Ama bir gün bana hakkını helal et. Neden, neden ayrılık? Neden, neden yalnızlık? Neden bizi bulur hep böyle severken? Neden, neden ayrılık? Neden, neden yalnızlık? Neden bizi bulur hep böyle severken? Neden, neden ayrılık? Neden, neden yalnızlık? Neden bizi bulur hep böyle severken? Neden, neden ayrılık? Neden, neden yalnızlık? Neden bizi bulur hep böyle severken? Ne senle ne sensiz, şu kalbim çaresiz. Eski bir resimle avunuyor.